Ekranları başında bizleri izleyen sevgili kanal ve izleyicilerimiz, efendim yine bir Derya'ca programında dopdolu içeriğiyle yine sizlerleyiz. Efendim bugün iki tane değerli konuğumuz var. Kendileri yine TRT'de başarılı hizmetler vermiş. Kurtuluş, Cumhuriyet, Abdülhamit Düşerken, Yaban gibi yine filmlerin yapımcısı. Yine aynı zamanda dizilerden yine tanıdığımız Fatma Gül'ün Suçu Ne? Yine Kuzey ve Güney, Kurt Seyit ve Şura'nın uygulayıcı yapımcısı yine Mustafa Şerif. Senle beraber olacağız efendim. Yine seslendirme yönetmenimiz Neslihan Gürgün Şen bizlerle. Kendisini de yine dizilerden tanıdığımız Hatırla Sevgili, Ihlamurlar Altında, yine Fatma Gül'ün Suçu Ne, yine Kuzey ve Güney ve Bez Bebek gibi dizilerin seslendirme yönetmeni kendisi. Yine aynı zamanda başarılı bir şiir yorumcusu. Efendim bugün özellikle filme dair yine sinemaya güzel yaptıkları projeleri yine bizlerle paylaşacaklar. Saat 15'te ise yine ünlü medyum astrolog Ferdi Boz Duman'la beraberiz. Sevgili konuklarımız, sevgili izleyicilerimiz, bugün biz çakraları işliyoruz. Özellikle bu konuda yine ilginiz varsa sizleri ekran başına bekliyoruz. Yine astrolojiye dair burç yorumlarımızda yine programımız devam edecek. Derya'ca başlıyor. Hoş geldiniz. Ne güzel, bugün böyle bir heyecan var bende de. Sizlerle böyle program yapmak beni heyecanlandırdı. Böyle değerli, gerçekten uzun yıllar sinemaya dair başarılı hizmetler vermiş iki değerli yine konuğumla beraberim. Mustafa Bey, Mustafa Şen. Yine TRT'den emeklisiniz artık, evet. Değil mi? 31,5 yıl gibi bir TRT hayatım var. 2007'de emekli oldum. 2007'de emekli olduktan sonra işte Aşk Memnu, söylediniz zaten, Kurtçe Çuğra, ondan sonra Kuzey Güney, Fatma Gül'ün Suçu Ne gibi projelerim. O kadar çok, evet. Ki yani sizin bütün listeyi saymaya başlarsak herhalde program bitecek. İnsanın hayatının büyük bir bölümünü, yani benim hayatımın büyük bir bölümünü aldığı için. Evet. Maşallah. Projede birazcık sayı olarak fazla. Ne güzel ama. Böyle ama devam ediyor tabii. Projeler devam ediyor. Bu arada Antalya'dasınız. Evet. Hoş geldiniz diyelim. Yeni Antalyalıyız. Yeni Antalyalı, evet. Oldular ama ne kadar İstanbul'dan böyle gelen böyle değerli misafirlerim. Artık misafir değilsiniz, siz de ev sahibi oldunuz ama ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten Antalya'da da yapılacak o kadar güzel işler var ki. Onları da zaten biraz sonra paylaşacağız izleyicilerimizle de. Bu konuda da burada olmanız gerçekten Antalya için büyük bir değer diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi seslendirme yönetmeni, yine şiir yorumcusu olarak yine Neslihan Hanım, Neslihan Gürgün Şen bizlerle. Şimdi Neslihan Hanım'ı da birçok zaten dizilerden tanıyoruz. Siz de şu anda bir dinlenme dönemi yaşıyorsunuz. Evet, kısa bir dinlenme dönemi yaşayalım dedik. Aşırı tempodan ve aşırı yorgunluktan dolayı aslında Antalya bir anlamda bir kaçış oldu bizim, hı hı, için. Biraz dinlenmek istedik, enerji toplamak istedik. Şimdi bundan sonrası zaten inşallah devam edecektir. Artık evet, yeterli, enerjimizi yeter, toparladık. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ne güzel. Ne kadar oldu Antalya'ya yerleşildi? 2 yıl. 2 yıl. 2 yıl oldu. Bayağı oldu. Evet, evet. Bu arada 2 tane de küçük köpeğimiz, ay, var. Evet. Onlardan bahsetmeden olmayacak valla. Seyrediyorlar bizi. Evet. Televizyon açık. Açık. Oradan belki görüyorlardı. Lodos'a, Şans'a buradan çok böyle sevgiler. Onlar çok tatlı ya. Çok. Ben bayıldım onlara. Hemen bir sosyal mesaj verelim. Lütfen. Hem Lodos'u hem Şans'ı biz 2'şer aylıkta her ikisi de barınaktan aldık. Aynen. Gerçi Lodos'umuz oyuncu. Evet, Lodos'umuz oyuncu. Evet, Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinin meşhur Lodos'u ama o da barınaktan gelmişti. O da barınaktan. Evet, sonra biz onu dizi süresince sahiplendik. Bizim çocuğumuz oldu. Ne güzel. Daha sonra işte yaklaşık 2 ya da 3 yıl sonra da Şans'ı sahiplendik. Onu da Face'te görmüştüm bir paylaşımda. Minnacık, bacağı kırılmış, kirden her tarafı yapışmış. Çok üzüldüm. Hani insanın böyle bir içi kötü olur ya, çok üzüldüm. Dayanamadım. O gece hemen telefon trafiğiyle
şansı da öyle sahiplendik. Ne güzel, çok tatlı ikisi de. Birbirlerini her ne kadar kıskansalar da ama bu da çok normal. Tabii şans daha sonra geldi. Evet. Ve ikisi de erkek. İkisi de erkek. Bu da çok normal ama onlar bence iyi bir dost. Ben onu da hissediyorum. Ki şans epilepsi hastası. Ama onu var. Bence Lodos bu yönden de sahiplendiğini düşünüyorum. Tabii hasta olduğu zaman Lodos inanılmaz üzülüyor. Değil mi? İnanılmaz üzülüyor. Onun o hallerini görmek lazım. Çok güzel. Yani hayvan sevgisi zaten çok farklı bir şey. Evet. Ama hayvan sevgisi olanların tabii insan sevgisi de oluyor. Mutlaka yani oluyor. Özellikle hayvanları gerçekten sevmek lazım. Evet. Onlara ne güzel barınaktan alıp da onlara bir yuva açtınız. Şimdi Mustafa Bey şöyle biraz geçmişe gidelim istiyorum ben. Çok film var. Hatta şimdi ilk film kaç yılında? Benim ilk yapımcılığım 86'ydı Saide filmi. 86'da evet. Saide. Oyuncular kimlerde hatırlayabilecek misin? Seda Sayan, Burçin Oraloğlu, Selma Güneri vardı. Çok bayağı bir, belki izlemişizdir evet. Şu an belki hatırlayamadım ama eski Türk filmlerimiz. Onu Doğu'da Batman yöresinde çektik ve İstanbul'da çektik. Orada çok ilginç bir anım vardır. İşte hikaye gereği bir petrol mühendisine bir jip gerekiyor. Araştırdık işte, taradık, Batman'da bulamadık, Erzurum'da bulamadık. Batman'dan Siirt'e giderken o derenin içerisinde beyaz bir jip gidiyor. Tam bizim hikayeye uyan. Altında da işte araç var, şoför var. Dedim ki bastır. Araç gidiyor Siirt'e doğru. Biz diyoruz, flaşör yapıyoruz, dat dat yapıyoruz, durmuyor. Kırmızı ışıktan geçti o, biz de geçtik. Polis durdurmaya çalışıyor kaybetmemek için. En sonunda bir yere geldik. Bir yaz günü, camlar da açık. Bir yere geldik, önümüze bir demir kapı, araç önümüzde. Silahlı iki sağımızdan solumuzdan şeyler, siviller. Dayadılar silahı. Bizi, ikimizi de hem şoförü hem beni camdan çektiler. O kadar. Sonra biz tabii tir tir titriyoruz. Biz bir şey yapmadık. Biz TRT mensubuyuz, şu bu falan diyoruz ama kimse inanmıyor bizi. Gözümüzü bağladılar. Bir yere götürdüler. İşte indik, çıktık, bir yerlere gittik. Sonra bir işte bu kadar bir odada tek bir masa var. Hiçbir şey yok. Yani bir film esasında anlatılmış gibi hissediyorum. Açın gözlerini dedi. Açtık ama biz ağlıyoruz. Ay ama tabii büyük bir korku tabii. Ağlıyoruz. Sonra işte biz TRT mensubuyuz bilmem neyiz falan dedik ama kimse tınladığı yok. Sonra dinledi bizi. İşte biz böyle bir araç lazımdı. Araç kaçtı. Biz kovaladık dedik. Sonra birkaç tuşla biriyle konuştu o masada oturan beyefendi. Ondan sonra bizim tekrar gözümüzü bağladılar. Daha kısa bir yere gittik. Çıktık bir yere gittik. O gittiğimiz yerlerde şey vardı. Polis telsizi işittik. Ondan sonra bir yere girmişiz ki gözlerini açınca ne bağlıyorsunuz falan gibi bir şey söylendi. Sonra bir baktık. İhtişamlıydı orada. Buyurun dediler. Kimliklerimizi aldı. Verdi şeye. Siirt valisinin odasına gelmişiz. Ondan sonra oturun dediler ama biz hala daha titriyoruz. O arada biz işte o aradaki şeyde Ankara televizyonu aranıyor. İşte bizim gerçekten TRT mensubu mu olduğumuz araştırılıyor. Eskiden bile teknoloji bu kadar hızlı da değil. Evet, telefonla soruldu. Bir araştırma süreci ondan geçiyor. Ne istiyorsunuz dedi. Biz derdimizi anlattık. Şöyle baktım. Şeyde orada bahçede de o araç jip görünüyor. Orada duruyor. Dedim ki biz o aracı istiyoruz. Biz hala İstanbul'da. Evet. Ondan sonra bizi tutuklayanlar oradaki istihbarat görevlileriymiş. O oranın bölge sorumlusuna ait bir jipmiş. Biz onu kovalayınca biz de tutuklandık. Sonra dedi ki vali, sayın vali adını bile hatırlamıyorum. O benimdi dedi. İşte Mehmet Bey orada çürüyordu. İstedi, verdim. Böyle güzel jip olacağını bilsem verir miydim falan gibi. Gülüştük. Sonra dedi ki tamam verelim.
güvenlik istiyoruz dedik. Bize bir polis, bir komiser muavini verdiler. Jipte verdiler. Çok keyifli jipte ulaştım ya. Evet, çekim süresince o jip dizili oldu. Ve o filmi ya bulup izleyebilirseniz mesela oradaki evet, beyaz jip odur. Arşivlerden, internet ortamında o jipi merak... Şimdi çok izleyicimiz o jipi merak ediyorlardır evet. Gerçekten bu kadar. Beyaz safari bir jipti. Eskiden. Ama sizin filme demek ki uygun tabii. Eskiden böyle bu kadar araç yok. Araç bulmak da zor. Hani o filme uygun bir jipin olması da. Yani işte çok enteresan bir gerçeklik evet, hikaye olmuş. Petrol mühendisinin o şeylere, rafinerlere falan giderken böyle akması çok güzel olurdu jipin beyaz olması, safer olması diye. Onun için yönetmen rahmetli Ayhan Ünal öyle bir şeye karar vermişti. Ama bulduk en sonunda. Güzel. Çok gerçekten. Ama ne kadar yani böyle direnmişsiniz. Hala o kadar şey yaşamaza rağmen o jipi filmde kullanmışsınız. Ne kadar farklı. Evet, ben çok tutuklandım projeler çekerken. Hayatımda çok vardır yani. Bayağı var yani. Yani şimdi onu soracaktım. Hani gerçekten geçmişten günümüze şimdi birçok yine yapımcılarımız da yönetmenlerimiz de bizde böyle hikayelerini paylaşıyorlar. Sizler gibi. Yani çok esasında teknoloji çok değişti. Hani siz böyle değerlendirirseniz neler değişti geçmişten bugüne kadar diyelim? Teknoloji bizim kullandığımız kameralardan artık şimdi HD'ye geçti arkadaşlar. Hatta sizin evde bir tane kamera var. Tabii bizde 8 milimetre kameramız var. Ondan sonra 16 var. Bir tane hem 16 hem 32 35 milimetre gösteren film makinamız var. Bayağı gösteriyor yani. Evet. Ya o filmleri getirebilirsek bir yere koyarız. Ay izleyelim bir gün vallahi izleyelim. Ne kadar güzel olur. Ben onun seviyorum. Keyfi çok farklı ya. Evet. Seviyorum ben şeyi. Hatta böyle şey yapalım. Bakın Antalya'da böyle bir sinema günleri yapalım. Ay birden böyle bir fikir. Ben de böyle çok seviyorum yani. Ama şimdi izleyip de böyle gerçekten bunları izlemek isteyen birçok kişi vardır. Sinema aşığı Antalya'da da yaşayan birçok kişi vardır. Bunlardan da sizin arşivinizden de faydalanmak isteriz yani. Bütün Antalya olarak. Tabii, tabii. Ne güzel olur valla. Yapalım böyle bir proje. Gerçekten nostalji çok iyi. Nostalji gecesi yaparız. Nostalji gecesi. 35 evet. 35 milimetreyle. Evet. 80'liler, 90'lılar. Evet. Ay ne kadar güzel olur. Siyah, beyaz ama 86 yılında artık renkli şeyler değil mi? Filmlerde. Renkli vardı. Vardı değil mi? Vardı evet. Ama çok yaygın mı değil yaygın acaba? O zaman 35 milimetre çekiyorduk. Ha, evet. İşte filmler çekiliyor. TRT'nin laboratuvarına geliyordu. Orada yıkanıyor. Sonra montaj, işte kurgu sistemi orada yapılıyordu. Çok daha zormuş gerçekten. Koşullar çok daha zor. Şimdi teknolojiyle inanılmaz kolaylaştı sektör. Hani bir film çekmek için ne kadar zamanınız alıyordu bir film projesi? Mesela Kurtuluş 2,5 yıl sürmüştü. 2,5 yıl. Ama dizi olarak bakmak gerekiyor. Ama dizi olarak. Şöyle düşünün, Kurtuluş bir sinema filmi. Ayrıca 5 veya 6 bölümde diziydi. Dizi önce sinema filmi çekildi değil mi? Öyle hatırlıyorum. Cumhuriyet de öyle. Cumhuriyet de aynı şekilde. Evet. Yine Abdülhamit düşerken. Abdülhamit film. Film, o film. Yaban film. Dizi esasında dizi sektörü o zaman başladı değil mi? Yani eskiden tabii bu kadar... TRT'nin ilk projeleriyle başladı. Örnektir yani. Evet, evet. Sadece şimdi filmler, dizilerin süreleri arttı. 2 saat, 3 saat. Evet. Hele bu reklam aralarıyla falan o kadar çok uzuyor ki yani. Bir geceyi böyle boydan boya kaplıyor. Evet, şimdi seslendirme yönetmeni olarak yine çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle söyleyeceğim, gerçekten hani Türkiye'de ben öyle görüyorum. Şimdi biz yabancı dublaj filmler de izliyoruz ama seslendirme bu konuda gerçekten Türkiye'de iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani biz sadece tabii olayın böyle dışından belki bir kulak olarak sadece hissettiğimiz bir şey ama nasıl Türkiye'de gerçekten tabii eskiye nazaran belki birçok şeyler değiştirmiştir ama Türkiye ne durumda seslendirme olarak? Şimdi kimseye haksızlık etmeyeyim bu konuda ama geçmiş yıllarda bundan yaklaşık 10-15 yıl öncesine kadar Türkiye'de seslendirme gerçekten
dünyanın son derece saygıyla karşıladığı bir konumdaydı. Evet. Son yıllarda hani bu kadar üst düzeyde mi dersek, hayır, ufak ufak ezilmeler, yıpranmalar başladı artık. Bu da sektörün kendi içindeki bir takım problemlerden dolayı. Problemlerin ana kaynağı da maddi, bütçe nedenleriyle. Doğru. Çünkü benim bildiğim kadarıyla, ben orijinal filmler konusunda tecrübeli değilim. Benim alanım yerli diziler ve yerli filmler olduğu için, ama benim bildiğim, duyduğum, arkadaşlarımdan da öğrendiklerim öyle. Bütçeler o kadar kısıtlanmış ki artık hani eskisi gibi hani büyük bütçeler olmadığı için konuşmacı sayılarında da azalmalar olmaya başladı. Her istediğiniz sanatçıyı alamıyorsunuz. Belki işe yeni başlayan, daha asistan durumunda olan ya da daha öğrenci durumunda olan arkadaşları kullandıkları için hani yavaş yavaş kalite düştü demiyorum. Kimseye haksızlık etmem asla. Ama çünkü herkes emek koyuyor ortaya. Ama evet, eski seviyelerde değil maalesef bu ara. Bu da sektörün kendi içindeki problemi, ama zannediyorum ben İstanbul'da da takip ediyorum bu arada burada olduğum halde. Yavaş yavaş hareketler başladı sektörde. Artık hakların korunması yolunda adımlar atılmaya başlandı. Çok yeni, bu geçen haftaki bir haberdi. Yavaş yavaş düzelecek ve o eski seviyesine tekrar gelecek. Ben buna inanıyorum. İnşallah, biz de umuyoruz. Ama gerçekten tabii bütçenin de çok çok katkısı var. Her film sektöründe olduğu gibi yine seslendirme kısmında da bütçe maalesef etkiliyor. Maalesef hani kaliteyi etkiliyor diyelim daha çok, değil mi? Birazcık. Haksızlık etmeyeyim ama birazcık öyle etkiliyor. İlk seslendirmeni ne zaman yaptınız? Sizin de böyle ilk yeriniz. Hani ilkler unutulmaz mı? İlk aşk diyelim. Nasıl unutulur? Unutulmaz. Sizin de var mı böyle enteresan? Şöyle söyleyeyim. İlkokul birinci sınıfı 6,5 yaşında başladım ben. 6,5 yaşında İstanbul Radyo Evi Çocuk Saati'nde seslendirmeyle başladım. Mikrofona boyumuz yetmezdi. Sandalyeye çıkardık. Birer cümle ezberletirdi bize yapımcımız. Bugün onun doğum günü Sayın Vedat Demircioğlu hocamızın. Mutlu yıllar o zaman. Bize ezberletirlerdi. Birer cümle okurduk mikrofonda. Sonra da hafta sonu Çocuk Saati'nde o yayını dinlerdik radyoda. Sizin o zaman o aşk o zaman mı başladı? Tabii ki. O zaman mesleği seçtiniz yani. O 6,5 yaşında. Yani... Seçtim. Gerçekten seçtim ve hani Tanrı yolumu öyle açtı. Ona çok inanıyorum. Hani o bir kapıydı, açtı ve ben o yolda gerçekten ilerledim ve sonra hiç bırakmadım. Türkiye'deki 80'li yıllarda Şirinler diye Türkiye'ye yeni gelmiş bir dizi vardı o dönemlerde. Şimdi hala devam ediyor ama ben Türkiye'nin ilk Şirinesiyim. Bu Şirinler dediğimiz çizgi film. Çizgi film. Ay, bu arada. Benim en sevdiğim, ben bir şey söyleyeyim. 80'li yıllardaki. İtiraf ediyorum, ben onları ara ara izliyorum. Çok seviyorum çünkü yani. Şu an başka arkadaşlar konuşuyor. Şirinesiz miydiniz? Evet. Ay, ama Şirine. Türkiye'nin ilk Şirinesi benim. Türkiye'nin ilk Şirinesi ama gerçekten de maşallah hala Şirine gibisiniz. Teşekkür ederim. Yani... İşte o günden 6,5 yaşından bu yaşıma kadar da seslendirme. Sonra 20'li yaşlarda asistanlık başladı. İşte 30'lu yaşlarda ben biraz mükemmeliyetçi diye iddia etmeyeyim ama böyle hep iyi olsundan iyi olsun yana diye olduğum için asistanlık süremi çok uzun tuttum. Ne kadardı? Sonra da işte yavaş yavaş yönetmenliğe başladım. 2 yıl öncesine kadar da meslekte böyle devam ettim. Devam ettim. Hala devam ediyorsunuz esasında. Evet, oluyor tanıtımlarımız. Peki mesela içinizde kalan başka, yani gerçekten bir seslendirme yönetmeni olmasaydım ne olurdum diye böyle düşündüğünüz zaman herhalde. Sahne tasarımcısı olmayı çok istiyordum. Evet, tiyatro sahne tasarımcısı olmayı çok istiyordum. Peki onu da esasında belki bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir deneyiminiz oldu mu? Hayır, yani düşünmediniz. Sadece böyle şey arzuydu içimde. Hala şimdi bile işte arada konserlere, tiyatrolara gidiyoruz izlemeye. Genelde hafta sonlarımızı ona ayırıyoruz. Mesela tiyatro izlemeye gittiğimde hani oyundan ve oyunculardan çok mutlaka müziğe ve dekora bakıyorum.
daha çok ilgimi çekiyor. Şimdi esasında seslendirme yönetmeni olduğunca daha çok işitselsiniz esasında. Evet. Ama hani bu görselliğinizi de geliştirmişsiniz. De var, evet. O da çok güzel bir şey. Bence hiçbir şey için geç değil. Ben hep öyle diye düşünüyorum. Tabii ki bir geç şeyleri değil. Bence pazar günü üniversite sınavına giriyorum bu arada. Ay inanmıyorum evet. size. Bu arada öğrenciler. Aynı zamanda evet. da öğrenciyiz. Bu arada tabii evet. eş olduğunuzda belki izleyicilerimiz fark etmeyebilirler ama ben soyadlarımızdan da kendileri gerçekten çok uyumlu bir çift maşallah teşekkür diyelim. Nice nice inşallah mutlu yıllara teşekkür diyelim. Öğrencisiniz. Üniversitede burada Akdeniz Üniversitesi'nde evet. eğitim ben alıyorsunuz. Ben anlatayım hemen. Akdeniz Üniversitesi'nin bu yıl başlattığı Profesör Doktor Sayın İsmail Tufan hocamızın başlattığı Gero Atlas 60 artı tazelenme üniversitesi. Biz bunun sosyal medyada tanıtımını gördük. Eşime dedim ki gerçi yaşımız tutmuyor ama gel bir gidelim üniversiteye. Belki bizi de alırlar dedim. Kalktık gittik. Sağ olsunlar kabul ettiler ve biz bu yıl Ekim ayında eğitime başladık çok orada. Güzel. Tıp eğitimi alıyorsunuz yani. Tıp ve tabii ki tıp ağırlıklı ama yanı sıra felsefe ve arkeoloji ve bu yıl daha yeni başlamış olan hukuk dersimiz de var. Çok o güzel. Yeni başladı daha. 4 yıllık bir sertifika programı diye başlandı fakat o kadar çok talep var ve o kadar güzel bir sistem kurulmuş ki zannediyorum herhalde önümüzdeki aylarda üniversiteye de bağlanacak. Çok harika. Böyle de bir girişim İnşallah, var. İnşallah yani ilerleyen zamanlarda yine o konuyla ilgili bir program tabii ki, yapmak tabii isterim. Ki, şimdi tabii tatildesiniz ki. Değil mi? Şu an yarı yıl tatildeyiz. Şu an yarı yıl tatildesiniz. Her öğrencimiz de olduk. Dönem bitirme sınavımızı olduk, şimdi yarı yıl tatilindeyiz. Ay ne kadar güzel, öğrencilik de bu arada sürüyor. Esasında hayatımız hiç öğrencilik bitmesin. Ben çok mesela diyorum şu anda bana da aynı şekilde olsa keşke ben yani okumaya devam ederim. O kadar seviyorum ki yani her gün bir şeyler öğrenmek, onları paylaşmak ne kadar güzel tabii bir şey. Ki. Ben de şanslıyım, her gelen konuğumdan bir şeyler öğreniyorum. Bizde çok değerli konuklarımız geliyor, yine tıp adına olsun, doktorlarımız, yine avukatlarımız, sizler gibi sinemaya dair. Yine emek vermiş, yine konuklarımız. Ve bunlara dair ben de çok şey öğreniyorum. Ben de zaten nacizane üniversiteden yine yönetmenlik, yine senaryo yazımı eğitimlerimi de aldım. Ne güzel. İnşallah ne bunu güzel. Da daha tamamlayacağım. İnşallah. Sizlerle de ilerleyen şeylerde zaten sürprizlerimiz olacak olur. İnşallah. Yollarımız kesişti. Ama yollar bir şey söyleyeyim mi? Mutlaka yani aynı yolda yürüyenler, bu yolda yürüyenler mutlaka bir üst tarafta kesişiyor yollar. Ben ona evet, inanıyorum. Evet, ona ben daha güzel şeylere inşallah adım atacağız. Bir reklam aramız mı var şimdi? Tamam, o zaman bir reklam arası peki. verelim. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Yine programımız, yine sürprizler var efendim. Onlar da programımız devam ediyor, reklamlar. Şiirimiz var sanırım evet, şimdi. Evet. Müziğimiz hazırsa evet şiirinizle başlayalım önce. Bir sürpriz yapalım bir dedik. Bir sürpriz evet. olsun evet. Bu size de sürpriz olsun. Evet çok teşekkürler. Bakalım nasıl bir sürpriz olacak. Kimsenin bilmediği gülüşlerim var benim. Yüreğime dokunan, ruhumu hafifleten. Gözlerimle gördüğüme değil, umutlarım arkadaş olan gülüşlerim. Sebeplerim var benim hayallerim için var olan, bazen de gerçekleri saklayan rüyalarım. Bilmekten korktuğum yanlışlarım var benim. Tek bir bedende sarmalanmış yalanlar kadar acımasız. Birilerinin mutluluğunda kaybolmuş sevgilerim var benim. Her gözyaşında avuçlarında yeşeren yalnızlıklar gibi. Sahte yüzlerim de var benim karanlık geçmişimde. Unutmak için de gizli ve derin kilitli dudaklarım.
verilmiş sözlerim var benim. İlmek ilmek örülmüş aşkları yeniden var ettiğim, kaybolmuş bir bende yarattığım güzelliklerim var benim. Her dokunuşta uzaklaşan, kaçan çırpınışlar, dilimin her söylediğini duyan hislerim var benim. İçimde her gün büyüyen çocuk gülüşlerim kadar temiz, masum ve sadece senin olan deryaca gülüşlerim var benim. Teşekkür ederim. Bu da bizim size bir sürprizimizdi. Güzel bir sürpriz oldu bu bana. Ben hani şiir okuyacağınızı söylemiştiniz evet. Ama hani benim şiirimden paylaşacağınızı hiç bilmiyordum. Bu emeğinize nasıl sağlık. Çok güzel ay, olmuş. Çok inşallah izleyicilerimiz de inşallah. Benim şiirim tabii sizin seslendirmeniz bir muhteşem. Dedim bu şiiri ben mi yazdım? Harikasınız. Benim için gerçekten çok güzel bir sürpriz oldu. Ay ne kadar hoşuma gitti ya. Çok heyecanlandım biliyorsun. İnanılmaz böyle heyecan içerisinde. Bugün çok böyle farklı bir program yapıyorum bence. Teşekkürler. Çok güzeldi. Yani zaten bu konuda işin uzmanından bunu dinlemek çok çok daha farklı bir şey. Ama ne güzel, daha İnşallah güzel şey. Şiir günleri de yapalım artık ya. Ay Antalya'da çok şey yapalım ne olur. En çok istediğim şey bu. Ay inşallah yapacağız. Zaten i̇nşallah. Mustafa Bey yeni projeler neler evet. Biz merak ediyoruz. Antalya olarak böyle şimdi bir belki bir dinlenme dönemi diyorum. Bir es dönemi geçiyor şu anda ama öyle bir geleceğim diyor ki Mustafa Bey. Yani neler yapacak bakalım? Projeler neler? Şimdi bizim arkadaşlarımızla bir program yani bir projemiz var. Hı hı. İşte 1960 yıllarına konu alan. Bu projemiz devlet finansörlüğüyle yapılacak olan bir proje. Şu an görüşmelerimizde anlaşıldı, her şey imzalandı. İşte teknik olarak başlayın dendiğinde biz hazırlıklarına başlayacağız. İşte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de geçecek bir proje. Yaklaşık bir film projemiz. Evet, bir evet. Film projesi. Dönem, 5 hafta falan sürecek çekimi. Böyle bir projemiz var. Bir tane yine bir belgeselimiz var Antalya'da. Belgesel. Ilgili. Antalya'da bu ama. Evet. Çok bu güzel. Antalya'da olacak. Harika. Ondan sonra işte yine bir belki sizinle bir evet. Ortak bir şeyimiz, düşüncemiz bugün, var. Bugün evet ben böyle valla inanılmaz böyle bugün mutlu oluyorum. O projeye çok teşekkür ederim. Ben de sizinle paylaştık. Bu arada gerçekten biz öyle uzun sohbetler ediyoruz ki zamanın nasıl farkına bile varamıyoruz. Beni çok güzel evlerine misafir ettiler. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada tabii Neslihan Hanım... Gerçekten 10 parmağında 10 marifet bir kadın. Ben inanıyorum daha neler neler çıkacak ondan ama inanılmaz güzel kurabiyeleri var. Vallahi beni kim aldıracak zaten diyor. Bu gidişle ben böyle her çıkışta sağ olsun beni davet ediyor. Böyle ben program çıkışında sağ olsun böyle kurabiye yemeye gidiyorum. Çayla böyle ama tabii o sohbetle, o sinemaya dair sohbetle o kurabiyelerin artık lezzeti İnanılmaz. Teşekkür ederiz. Bu arada tabii onlarla ilgili inşallah burada tabii sizinle yeni şeyler de yapacağız. Programımız dahilinde yine şiirler, İnşallah. Yine İnşallah. Böyle kurabiye tarifleriyle ilgili güzel bölümler yapacağız inşallah Derya'cı köşesinde. İnşallah. Çok güzel böyle şeyler sohbetle devam ediyor. Evet. Benim de senaryomla ilgili bir çalışmamdan bahsetmiştim Mustafa Bey sağ olsun. Bu projemizi, bu sinema filmi olarak da bu projeyi beraber yapmayı evet. Bana teklif etti. Çok mutlu oldum. Ben de kendi özellikle benim için çok büyük bir şey olacak, deneyim olacak sizlerle bu projeyi de yapmak. Ama siz de demek ki bir şeyler var ki bana bu şeyi sundunuz diye düşündüm. Şimdi çok evet. Mutluyum. Evet. Şimdi düşündüğünüz hikaye güzel bir evet. Hikaye. Yapılması gereken evet. Bir hikaye. Sosyal bir proje. Evet, sosyal bir proje. Sosyal bir proje. Şu anda tabii söylemiyoruz. Söylemiyoruz. Tabii yani gizli tutalım. Bir televizyoncu olarak... Bizim görevlerimizden birisi aslında bunlar. Evet, gerçekten sosyal evet. Projeler yapmak evet, yani lazım. Yani o belgeselde, hatta bizim şu an ilk yapacağımız işte hepsi bir evet. Yayıncı, bir kesinlikle. Televizyoncu olarak bizim görsel olarak vatandaşlarımıza gençliğimizi sunmamız gerekli olan evet. Projeler bunlar. Tabii.
Bunları zaman içerisinde yapacağız diye düşünüyorum. Siz bunu artık bir görev olarak da tabii yapıyorsunuz ve layıkıyla da yapıyorsunuz. Gerçekten sinemada esasında çok şey öğreniyoruz. Hani belgesellerde yine aynı şekilde. Gençlerimiz de inşallah ben Antalya'da esasında Antalya'nın sinema alanında da çok şey yapabileceğine inanıyorum. Burada çok değerli gençlerimiz var. Sinemaya dair bir şeyler yapmak isteyenler var. Ben onların heyecanlarını da çok güzel yaşıyorum. Evet. Böyle sinemanın içinde olduğu için. Ama sizler böyle bu duayenler olarak inşallah bu konuda inanıyorum ki buradan yetkililere de seslenelim. Bunlarla ilgili inşallah yeni projelerimiz olacak. Beraber yapacağız. Ben de sizlerle olmak isterim. Çok mutlu oluruz. Ama burada Antalya'da gerçekten zaten yine Büyükşehir Belediye Başkanımız da Menderes Türel de bu konuda zaten çok destekliyor. Sinema festivallerimiz oluyor. Evet. Ben inanıyorum ki bu desteklerin de yine sizlerle beraber yapacaklardır. İnşallah. Bu konuda da hem onlardan da böyle bir şey yapalım. Bilgilendirme yapalım. Çünkü biz belli bir seviyeye geldik. Evet. Artık bundan sonra öğrenci yetiştirmek, bilgilerimizi gençlere aktarmak zorundayız ki alttan yeni bir taban yetişsin. Bildiklerimizi kendimize saklarsak bunun hiçbir anlamı olmayacak. Aynen, kesinlikle. Şimdi bir şiirimiz daha var. Aa, o evet. Şiirimizi de seslendir ama o sürprizi biliyorum. Onunla ilgili. O sürprizi şimdi bizi izle dedim ben ona. İzliyor. Bakalım o sürprizi, o da onun için de bir sürpriz olacak şimdi onun bence. Onun için sürpriz olacaksa ismini vermiyoruz o zaman. Değerli bir şairimiz tamam. Var. Bakalım ne olacak? Ay bugün ne güzel. Herkese sürpriz yapıyoruz. İnsanlara mutluluk vermek güzel. Çok güzel bir şey. Harika bir şey. Affedersiniz. Bırakıp gitme öyle. Bir veda sözcüğüne sığdırma onca geçen zamanı. Önce uykudan önceki hayallerim özler seni, sonra sabah uyanışlarım. Her gün uyandığımda dilimde dua, sonra sen gelirsin aklıma. Ve sabah uyanır uyanmaz başlar sana olan heyecanım. Bırakıp gitme öyle. Her sorana kötüyüm dedirtme bana, bilirsin. Gizlerim bütün dertlerimi, bir tek seni gizleyemem. Alnımda yazar ayrılık. Bırakıp gitme öyle. Sessiz kalırım, sensiz kalırım. Sonra kimsesiz kalırım sen gidersen. Zaten hiçbir şehir kabul etmiyor beni. Oysa ben gözlerini şehir yapmıştım kendime. Adın dilimde bir şiir, gözlerin ömrümde gördüğüm en güzel şehir derken boşa mı yazdım sanıyorsun onca sözleri? Boşa mı uykusuz kaldım gözlerinin içine taşınırken? Bırakıp gitme öyle. Seni de unutmak kolay olmayacak biliyorum. Bütün şiirleri sileceğim sana ait olan, bütün şarkıları unutacağım seni hatırlatan ve uyurken seni düşünmeyeceğim. Bırakıp gitme öyle. Kimi severim bundan sonra? Aşk mevsimim geçer, dolu vurur bütün yapraklarımı. Her gece senin hayalinle uyur, senin hevesinle uyanırken şimdi nasıl kalkarım o yataktan hiç düşündün mü? Onlarca hayal yastığımda, onlarca söz dudaklarımda, onlarca veda çığlığı kulaklarımda kalır. Kimseyi duyamam sağır olurum, kimseyi göremem kör olurum. Zaten kimseyi sevemem senden sonra. Kokun hala üzerinde siyah gömleğimin. Seni en çok o halinle hatırlıyorum. Ne yıkadım, ne giyebildim senden sonra. Bırakıp gitme öyle. Mutluluğun eşiğinden geri adım attırma bana. Bilirsin beni, yere düşse gururum eğilip de almam. Koşamam peşinden, bağ çözülür dizlerimin, kalkamam yerimden. Bırakıp gitme öyle. Küstürme beni kendine.
sürme beni hayata. Bırakıp gitme öyle. Bırakıp bir gitme. Teşekkür ederim. Buradan da yeni kitabına şimdi çok yakında ya haftaya sanırım yeni kitabı artık piyasada olacak. Çok değerli Antalya'da yaşayan bir şairimiz Tarkan Köylü. Evet. Onun adına kitabından bir şiiri biz böyle bir sürpriz yapalım istedik. Şu anda dedim izle bizi dedim. İzliyordur onu mutlaka. Ona da büyük bir sürpriz oldu. Çok teşekkür umarım ediyorum. Beğenir, Yalnızlık Çok Kalabalık kitabı. Çok yakında ama çok güzel şiirler ve denemeleri var. Bence herkesin okuması gereken evet, güzel evet. bir kitap. Evet. Sizin gibi değerli bir sanatçıdan bunu dinlemek de çok büyük çok bir keyifti. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Sevgili Tarkan da umarım beğenmiştir. Mutlaka beğenmiştir. Mutlaka beğenmiştir. Zaten onunla ilgili de mutlaka teşekkürlerini de yapacaktır size. O da sizinle tanışmak çok istiyor. Tabii ki. Zaten o kadar çok değerli Antalya'da yaşayan şairlerimiz, yine yazarlarımız, bu konuda gerçekten emek veren, sinemaya emek veren birçok kişi var, yaşayanlar var. İnşallah daha çok olurlar. İnşallah. Sizler inşallah gibi böyle bir araya gideriz. Dinlenmek evet. amaçlı da gelsinler ama çalışmak başta da bir şey yapalım. Telefonumuz varmış. Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. İyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Tarkan Köylü. Merhaba. mesaj alındı mı Tarkan Köylü? Evet. Anladım. Böyle bugün şiir, sürprizlerle dolu. Buyurun. Evet. Şiirle sürpriz yapınca ben de aramak olarak bir sürpriz yapayım dedim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Nesli Hanım. Mustafa Bey, hoş geldiniz programa. Derya Hanım, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkürler. Heyecanlandım açıkçası. Ben fark ediyorum sesinde o heyecanı hissediyorum. Evet, beklemiyordum. Şimdi şiir yazmak güzeldir. Evet. Şiir okumak güzeldir ama insanın yazdığı şeyleri bir başkasının profesyonel bir ağız ve profesyonel bir gönülle daha doğrusu okuması daha mutlu ediyor bizi. Çok teşekkür ediyorum. Evet gerçekten. Ben teşekkür ederim beğendiğiniz için. Çok çok teşekkür ederim. İnanın heyecanlandım. Hani yazarken aldığım o hissi, o hazı, o duyguyu tekrar yaşattınız. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ben de Tarkan Bey aynı heyecanı, bana da böyle bir sürprizle aynı heyecanı yaşattılar. Aynı duyguları hissediyoruz sizinle şu anda. Evet, gerçekten hani yazmak çok farklı bir şey ama bunu duymak hem de böyle değerli bir seslendirme yönetmeninin dilinden bunu duymak ayrı bir keyifti efendim. İnşallah en kısa zamanda Yalnızlık Çok Kalabalık kitabınıza bekliyorum yayına. Evet, haftaya pazartesi günü Yalnızlık Çok Kalabalık kitabımız çıkıyor. Haftaya pazartesi çıkıyor. Hadi bakalım. Evet, hayırlı uğurlu pazartesi. Olsun inşallah. Evet, olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah programımıza tekrardan geleceğim. Tabii ki. Bekliyoruz. Bekliyoruz. İnşallah sizin Neslihan Hanım'la da beraber yine farklı projelerimiz olacak. Onlarla da konuşalım. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum. Konuk almak isterim. Tamam. Görüşmek de üzere efendim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ne kadar güzel. Bugün böyle herkesi mutlu ettik. Evet, güzel bir gün oldu. Antalya'ya dair bence insanları da siz mutlu edeceksiniz. Sinema seven insanları bence çok mutlu edeceksiniz. Daha i̇nşallah. Güzel bu yeni projeler inşallah olur. Şimdi Antalya'da bizim İşte okuduğumuzda büyük şehrin bir plato hayali varmış. Aslında dedik ki biz bu plato hayalimize işte yıllarını vermiş iki sinema televizyon emekçisi olarak biz yardım edebiliriz diye bir mektup gönderdik ama daha henüz bir cevap gelmedi. İnşallah duyarlar. Ama bu konuyla evet. ilgili ben inanıyorum. Bugünden sonra daha farklı şeyler olacak. Daha güzel şeyler olacak İnşallah. İnanıyorum. Plato konusunda siz gibi deneyimli bir kişinin zaten bu projenin içerisinde olması da gerekiyor. Peki Antalya nasıl lojistik açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? Müthiş. Olağanüstü. Doğal bir plato burası yani. Evet. Neler çok yapılabilir güzel. Burada? Her şey yapılabilir. Yani çünkü doğası, denizi, her şeyiyle, insanıyla, her şeyiyle burası
Müthiş bir yer. Sinemaya dair yapılabilecek çok şey var. Evet. Yani evet. Mutlaka buradan da yetkililerin ve tabii yapacak. Çünkü tek başımıza olacak bir şey değil bu. Bir destek tabii gerekiyor. Tabii. Ama bu platonun da özellikle değerlendirilmesi gerekiyor. Siyerik'te tarafında bir plato vardı. Siz orayla ilgili... Biz onu gördük. Gördünüz. Nasıl peki? Orası şey, anlatayım dair mı? Lütfen buyurun. Çok yıllar öncesi o platonun sahipleri bizi aradılar. Beni aradılar daha önce. Dediler ki işte biz TRT'den işte sizinle işte yönetmen Ziya Özdoğan'la çalışıp tanışmak istiyoruz. Evet. Bir işte televizyon departmanı kurmak istiyoruz ve sizinle bir araya gelmek istiyoruz dediler. CEO'muz işte Amerika'dan gelecek dediler. Ve bir de zaman verdiler. 3 gün kala değiştirdiler. O zamana 3 gün kala yine değiştirdiler. Sonra yine değiştirdiler. 4. defada ben sizin ciddiyetinize inanmıyorum dedi. Yani bu en azından evet. Bir sebep sunmadan mı? Hayır, öteleniyor işte. Ha, öteleniyor. Dönmedi. Ama ben hayatımda öyle bir şey... Tabii. Yani tamam, profesyonellik bunu gözüketmiyor yani. Evet. Doğru bir şey değildi. Sonra o platoyu kurdular. Ama biz şimdi gittik, gördük. Üzüldük. Çok gerçekten üzüldük. Üzüldük. Doğru. Yani keşke o projeyi sizinle yapmış olsalardı. Şu anda o pilota bizimle yapsalardı, olurdu. Bu büyük şehrin devletin desteğini alsalardı. Doğru. Çünkü bu tür hizmetler şeydir. Anonimdir. Herkese kesinlikle. Tüm projeleri orada ne olur ki köyün arasında kalmış bir fabrika kalıntısı gibi bir şey yani. Ama esasında siz demiştiniz herhalde yani güzel bir şeyler yapılmış ama şeye uygun değil, sinemaya uygunluk yok. Ya sinemaya uygun değil. Şimdi bence Platon'un, Antalya'daki bir Platon'un Antalya olması için bir denize ulaşan bir noktası olması tabii, gerekir. Tabii deniz memleketi yani deniz ondan şehri sonra, burası. İşte koyu olması lazım, kumsalı olması lazım, daha geniş olması gerekir. Zaten havaalanına yakın burada merkezi olarak. Yani çok sistemli, planlı bir şey değil. Ben bana göre orada para gömülmüş. Yazık olmuş. Ya yazık olmuş. Keşke daha duyarlı, daha programlı yapılsaydı. Evet. Ama yapılabilecek yeni şeyler var diyorsunuz. Var. Tabii yani işte bir araya gelmek, konuşmak. Aynen. Biz sadece faydalı olmak istiyoruz. Yani kesinlikle. Bu saatten sonra biz kendi adımıza plato falan kurmayacağız. Tabii ki. Ha, ne kadar güzel. Esasında siz Antalya, hani İstanbul'dan gelip Antalya için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Evet. Bu esasında Antalya için çok büyük bir şans. Bence bu şansın değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de ben inanıyorum ki ben hislerime güvenirim. Yani güzel şeyler olacak. Sizlerin sayesinde güzel şeyler olacak. Hem buradan belki sizler gibi burada yaşayan, sinemaya gönül veren birçok yine değerli yine oyuncularımız, yapımcılarımız, yönetmenlerimiz de bu projelerin içinde olurlar ki daha güzel şeyler tabii olur. Tabii ki hep birlikte olunursa çok güzel projeler üretilebilir. Yani filmler burada çekilsin. Burada çekilsin biz istiyoruz da mesela ben geçmiş zamanımda yaptığım projelerden il değiştirdiğimi hatırlarım. Mecbur kaldınız. Mecbur kaldık. Bize sahip çıkmaları gerekiyor. İşte Antalya bir, halkına da o programa, o işe sahip çıkmaları gerekiyor. Aynen. Mesela Yaban filmi Afyon'da çekildi. Afyon valisi turizm müdürünü çağırdı. Evet. Bu Yaban filmi burada çekilecek. Senaryoda ne gerekiyorsa her şeyi buradan bulacaksınız, çözeceksiniz evet. dediler ve yardım ettiler ve orada çekildi. Böyle sahip çıkmak Böyle gerekiyor. Böyle sahip çıkmak lazım. Tabii. Aynen. Çünkü bir, Antalya'da çekilecekse Antalya'daki tüm sinema sever gençler o projede görev alıyor. Bir ya iş kapısı. Evet. Çok büyük alıyor. İş kapısı esasında. Okulda aldıkları teorinin pratiğini orada görüyorlar. Evet, bu bir. Buradaki tüm oyuncular şehir devlet tiyatrosunun oyuncuları görev alacak. Ayrıca o filmin bir bütçesi var. O bütçe Antalya'ya kalıyor. Kesinlikle. Yani onun için her şeyin, ilin bir proje gittiğinde
kapıda karşılaması gerekir bana göre. Doğru, haklısınız. Evet, bana göre öyle yani. Çok haklısınız. Şimdi tabii biz Antalya bir turizm şehri esasında. Evet. Turizmin başkenti. Gerçekten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Şimdi turizm maalesef son günlerde yaşadığımız bir takım sıkıntılardan dolayı turizmle ilgili de her sektörde olduğu gibi bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii ki turizm olacak. Turizm olmadan zaten Antalya'yı tabii düşünemiyoruz ki. Ama yani tek turizme endeksli olmasın diye ben de düşünüyorum. Sizler de hani bu konuda hemfikiriz. Hatta ben şöyle düşünüyorum, gerçekten Antalya için değil, dünya sinemaları da gelsin buraya. Yani dünya da burada esasında Hollywood, neden Hollywood değil yani Antalya olsun. Yani evet, ona bir isim belki verildi, evet, farklı şeyler olabilir. Planlarda bu varmış, Büyükşehir Belediye'mizin planları içerisinde. Evet, burada çok büyük bir pilota kurmak ve dünyaya açılmak planları varmış. Biz de kendimizce, kendi bilgimizce, görgümüzce bu projede destek vermek istiyoruz. İnşallah. Amaç bu. Çünkü tabii sadece turizm değil, kültürel ve sanatsal gelişime de katkıda bulunmak gerekiyor. Evet. Ama bundan sonrası için bence buradan da yetkililerimiz zaten bir şekilde ulaşmışlardır diye i̇nşallah. Düşünüyorum. Bize biz duymuşlardır. Daha da çok duyuracağız inşallah. Çünkü bu konuda da yapılabilecek, ben inanıyorum. Hani beklememek lazım. Şey, adım atmak lazım. Bir şeyler yapmak lazım. Ben inanıyorum, dediğim gibi güzel şeyler yapacağız inşallah. İnşallah. Biz yaparız. Tamam. Evet. İyi ki varsınız o zaman. Hoş geldiniz diyelim. Merhaba Antalya. Merhaba. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yayınımız artık böyle yavaş yavaş bitiyor. Gerçekten tamam. Çok hızlı geçti. Biz şimdi yaptığımız sohbetleri düşünürsek biz bir başlıyoruz, gerçekten hiç susmuyoruz böyle. O kadar heyecanlı, bize birkaç saat yetmiyor aslında. Yetmiyor değil mi? Vallahi. İnşallah yine bekleriz. Yine gelin programımıza. İnşallah. Zaten Neslihan Hanım'la da başka projelerimiz var. Böyle şiire dair güzel şeyler yapacağız. Yine farklı planlarımız var. O zaman bir şiirle veda edelim mi? Evet. Bence de. Tamam. Bu kez itiraf ediyorum. Bu da sizin, benden. Evet, bu da sizin. Bu da kapanış benden. Acaba hangi şiirim? Bunu söylemeyeceğim. Bunu sürpriz o zaman olsun gene, evet, bana. O zaman tamam. Keyifle gene heyecanla dinliyoruz sizi. Tamam. Kendimi bazen İstanbul gibi hissediyorum. Biraz kalabalık, gürültülü ve bir o kadar da yalnız. Arka sokaklarımda kavga, dövüş ve çığlıklar. Ezan sesi kadar sessiz, sakin ve dingin. İstanbul gibi dimdik ayakta dursam da içim biraz kırık, durgun ve bir o kadar da buruk. Kendimi bazen İstanbul gibi hissediyorum. Bir tarih saklı taşımda, toprağımda ve geçmişimde. Nice insanlar savaştı bir avuç umut için üzerimde. Bazen de kaybedilmiş zaferlerin yenilgisinde yorgun. İstanbul gibi güçlü, kazanmış, başım dimdik dursam da kalbim bir o kadar ürkek, telaşlı ve şaşkın. Kendimi bazen İstanbul gibi hissediyorum. Çok uzaklarda bir vapur sesi kadar acımasız. Denizimin derin sularına köprüler dikseler de, bazen üzerimde martılar uçacak kadar da özgür. İstanbul gibi altın harflerle bir tarih yazsam da, kaybolmuş sayfalarımda, terk edilmiş ve aldatılmış. İşte bu yüzden ben bazen kendimi İstanbul gibi hissediyorum. Harika. Ay çok güzel. Ben İstanbul'un bir şiiri yazarken çok ilginç bir hikayesi var. Ben bunu esasında bir arkadaşım, bir ısmarlama şiir de yazıyorum ben bu arada. Kendisini yazmamı istedi, bir şiir yazmamı istedi. Ve dedim sadece duygularınızı sorayım dedim. Kendimi İstanbul gibi hissediyorum dedi ve bunlar çıktı. Bilmiyorum, İstanbul'u bilmeyen biri olarak bunları yazdım. Ama tam İstanbul olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, tam İstanbul olmuş. İyi ki valla geldiniz. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerle yine daha güzel projelerde beraber olmak dileğiyle efendim. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek biz üzere teşekkür diyelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O zaman reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yayınımız devam ediyor. Reklamlar.
sevgili izleyiciler. Astroloji bölümüyle yine beraberiz. Efendim yine ünlü medyum astrolog Ferdi Bozduman'la bugün çakralar işliyoruz. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Derya. Hemen telefonlarımız başladı ama 5 dakika sonra canlı yayın telefonlarımızı almaya başlayacağız. Dünkü ses sıkıntısından dolayı da onlardan bir kez daha özür dileyelim. Seyircilerimizden dün teknik bir arıza oldu. Şimdi Derya'cığım, geleceği yaratmak elimizde, kaderimizi yaratmak bizim elimizde. Eğer ki hayatında tıkanıklılık yaşayan insanlar varsa, üstünde kötü enerjiler, büyüler varsa, bunlardan kurtulmak için bana ulaşabilirler. Şahsi olarak, bireysel olarak seanslar alabilirler. Ferdi Bozduman'ı Facebook'tan eklesinler, Ferdi Bozduman olarak beni bulsunlar, onlara yardımcı olayım. Astrolojik açıdan yardımcı olacaksınız. Astrolojik ilmine göre gerekli olan sıkıntılarını çözelim. Şimdi 7 tane çakramız var, 7 ana çakramız var. 7 merkez enerji merkezi çakra vardır. Çakra sözcüğü Sanskritçe'de çark anlamına gelir. İnsan sisteminin bu daha ince enerji boyutlarını algılayabilen duru görürler. Hep bir çakrayı dönen bir enerji çalkı olarak görürler. Zaten duru görüm ince olduğu için birine baktığım zaman çakrasının üstünde dönüp hareket edip etmediğini ya da orada bir tıkanıklılık olup zorlana zorlana döndüğünü görebiliyorum. Bir insana baktığınız zaman ama onun daha çok koyu duvar önünde durmasında fayda var. O zaman daha rahat gözüküyor. Bayağı bunlar tabii görünebilen. Koyu, iyi duru görürler, bunu görür. Bu sistem yüzyıllardır Hindu geleneğinin bir parçasıdır. Buna karşın Batılılar bunu çok geç öğrenmiştir. Batılılar daha sonra bunun önemini fark etmiştir. Örneğin akupunktürün ve dövüş sanatlarında ustalığın içimizdeki bu kuvvetlerin gücünü ve akışını anlamaya dayandığını daha yeni yeni görmeye başlaması gibi. Kök çakra en önemli çakramızdan birisidir. Yaşam enerjisi ya da kundalini omurganın dibinde yer alır. Birinci çakra bu enerjiyi salıveren bir tetik vazifesi görür sevgili Derya. Birinci çakrada hiçbir enerji tıkanıklığı olmaz. Olmaz. Kök çakrada hiçbir enerji tıkanıklığı olmaz. Birinci çakra kundalini için bir enerji depolama yeri gibidir. Kundalini hayatımızda iki kere ergenlik çağında ve menopoz döneminde doğal olarak yükselir. Hayatımızın iki evresinde çok önemlidir kundalini enerjisi. Daha önceden kundalini reiki'yi konuşmuştuk. Oradan hatırlarsın. Ergenlik çağında kundalini aktif olduğunda o insanın kendisinin belli bir fiziksel titreşim olduğunun farkındalığına ulaştırır ve erkek ile dişi kimyası uyum içine girer böylece. Ancak yükselmiş cinsel farkındalığa ilaveten bu ayrıca bir yaratıcılık zamanıdır. Çakralar tıkandığı zaman üstümüzdeki büyüler, nazarlar etkisini arttırır ve hayatımızda, iletişim hayatımızda, ilişkilerimizde, iş yaşamımızda sürekli sorunlar çıkar. Anladım. Mesela ikinci çakraya geçiyoruz. Evet. Ama ilk çakra hep açıktır. Hep açıktır. Aynen. İkinci çakra çok önemli çünkü onlar artık kapanmaya başlayan çakralar. İkinci ya da cinsel çakra tıkanabilecek ilk çakradır. Burada enerjinin bastırılması, cinsel ilişki ile ilgili korkulardan ve suçluluk duygusundan, cinsel rolünüzde kendinizi yetersiz hissetmenizden, seyrek olarak cinsel ilişkide bulunmaktan, kötü bir evlilik içinde bulunmaktan, sevgide doyumsuz olmaktan ve çeşitli insanlarla yatmaktan, önceki ilişkilerin nahoş anılarını tutmaktan ya da dini nedenlerden ötürü hiç cinsel ilişki kurmamaktan ve enerjiyi daha yüksek merkezlere nasıl aktaracağımızı anlamamaktan kaynaklanabilir. Bu çakra tıkandığı zaman enerjinin böylece bastırılması, şiddet öfke patlamaları, prostat ya da dişi organ hastalıkları, kolit ve alt karın bölgesindeki diğer hastalıklara tezahür edebilir. Erkek özellikle ve kadın için değişmiyor kadın için bu. Geçerlidir. Özellikle kadın cinsel için. Çakra tıkandığı zaman gerçekten cinsel uyarılmada da problem yaşamaya başlarız. Korkular yaşamaya, daha mutsuz olmaya başlarız. Bu çakrayı rahatlıkla açabiliyorum ve kişilerin cinsel hayatlarının çok en yolunda gitmeyen insanın bile çok düzenli bir şekilde yolunda gittiğini gördüm çalışmalarım sırasında. Ve birçok insanınkisi, en iyi yetiştirilmiş aileninkisi bile birdenbire tıkanıyor. Yani orada dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Üçüncü çakraya geçiyoruz. Lütfen sabırlı olun. Telefonlar geliyor. Bekliyorum. Seslerden çok duyuyorum. Az kaldı. Çok az kaldı. Biraz sonra bağlayacaklar. Üçüncü çakra ya da güneş sinir ağı merkezi çoğu kişinin, özellikle duyarlı kişilerin zorlukları deneyimledikleri bölgedir.
Eğer bu çakra dengeli değilse ya da çok açıksa kişi herkesin olumlu ya da olumsuz deneyimlerinden aşırı derecede etkilenecektir. Bu durumda kişiden aşırı sinirlilik hissedebilir, safra kesesi, ülser ya da mide rahatsızlıklarına yakalanabilirler. Aşırı açık olmasının ya da açık olmamasının da sıkıntıları var. İkisi de sıkıntı. Evet, dengede olması gerekiyor. Birçok hastalıklara da açık oluyorsunuz. Hastalıklara sebep veriyorsunuz. Dördüncü çakra, kalp merkezi daha yüksek yaratıcı merkezlerin birincisidir. Bu Mesih ruhunun yani peygamber enerjisinin ya da insanın kendisine ve başkalarına duyduğu koşulsuz sevginin merkezidir. O insanın tüm yaşamla ilgili deneyimlediği güzel bir düzeydir. O insanın tüm yaşamla ilgili deneyimlediği güzel bir düzey olmasının yanında iki sorunu vardır. Birincisi, eğer o çok açıksa siz insan durumunun tüm ızdırabını ve acısını alıp kendi ızdırabınız olarak hissedebilir, kendinizi ondan ayıramazsınız. Onunla ilgili bir perspektif kazanamaz bu insanlar. Evet. Bu açıdan tehlikeli. İkincisi, eğer kalp merkeziniz kapalıysa kendinizi veya başkalarını sevemezsiniz. Bu merkeziniz kapalı olması sadece sizin başkalarınızın hislerine karşı kapalı duyarlı olmasını engellememekle kalmaz. Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına da neden olur. Evet. Beşinci çakraya geçiyorum. Beşinci çakra daha yüksek yaratıcılık ve duru işiti, pişişik işitme ve daha ince titreşimleri hissetme ile algılama ile ilişkilidir. Ve gerilimle kolayca tıkanır. Buradaki tıkanıklıklar boynun arkasında gerilim olarak en kolayca tezahür ederler. Bu da çoğunlukla sırt ağrılarına, baş ağrılarına ve göz yorgunluklarına sebep yol açar. Romatizma ve artrit boyun ve omuz bölgelerindeki enerji tıkanıklığının direkt sonuçlarıdır. Boğaz rahatsızlıkları da enerjinin 5. merkezde bastırılmasından kaynaklanır. 6. çakra, telefonları almaya başlayabiliriz. Artık bağlayalım sevgili Serkan telefonları. Tamam, teker teker alalım. 6. çakra, 3. göz olarak bilinen 6. çakra çoğu hastalığa katkıda bulunmaz. Eğer bir insan uzun saatler boyunca bir şeye konsantre olmuşsa onun gözlerinin arasında bir gerilim artışı olabilir ve sinüsten kaynaklanan baş ağrılarına ya da yine göz yorgunluklarına yol açabilir. 7. çakramız, telefonumuz varsa alalım Derya. Beklediği için düştü telefon. Evet. Devam ediyor. Siz buyurun, tamam. Devam edin. 7. çakra, arasınlar. Tepe buyurun. Merkezi veya taş çakra olarak da bilinen 7. çakra tanrı benlikle ilgili birliği temsil eder. Azizlerin ve dini öğretmenlerin resimlerinde, onların başlarının çevresinde çoğunlukla şairler, ressamlar, duru görünler tarafından görülmüş bir ışık halkası, bir hale görülür ki bu birleşmiş 6. veya 7. çakralardan yayılan enerjidir. Bu merkez tıkanıklılık ve hastalıkla ilişki değildir. Böylece çakraları da tamamlamış olduk. 7 tane çakramız evet, var diyoruz. Bunlar tıkandığı zaman farklı farklı hastalıklara yakalanabiliriz. Tıkandığı zaman büyü üstümüzde daha kolay tezahür eder. Büyüler daha kolay etkisini üstümüzde gösterir. Başkasının nazarı bize daha kolaylıkla geçer. Evet. Bu da hayatımızda problemler yaşamamıza sebebiyet olur. Evet, büyü gerçekten vardır, ret edemeyiz. Nazar gerçekten vardır, ret edemeyiz. Düşündüğümüz her şeyi yaratma yetimiz vardır. Bunları ret edemeyiz. Evet, telefonumuzu o zaman bekletmeyelim çünkü gerçekten tabii onların bu bilgileri de vermek durumundayız. Gönül Hanım arıyor bizi Adana'dan. Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Böyle buyurun. Ben kendim için. Evet, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak alalım Gönül Hanım. İkinci ayın ikisi. İkinci ayın ikisi mi dediniz? Evet, ikinci ayın. Evet, ikisi. 76. 1976 doğumlusunuz. Bu arada evet. Nerede doğdunuz? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş doğumlusunuz. Bizi daha önceden aradınız mı? Evet, çocuklarım için falan aramıştım. İlk defa da kendiniz için mi baktıracaksınız? Kendim için. Bakalım neler çıkacak yaşamınızda. Bu arada doğum saatinizi biliyor musunuz? Doğum saatini bilmiyorum. Kahraman. O zaman onu şöyle alalım. Bir dakika. Hemen alalım. Anne adınızı rica edeceğim. Ayşe. Ayşe. Evet. Şimdi bakmış olduğum zaman biraz sıkıntılı bir süreçten geçmişsiniz. Bayağı ağır sıkıntılar atlatmışsınız. Aile hayatınızla ilgili problemler ve sorunlar yaşamışsınız.
Bunlar gerilerde kalıyor bundan sonrası için. Sadece biraz paylaşımlarınıza, insanlara anlattığınız konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Maddi açıdan rahatlayacağınızı görüyorum. Refah edeceksiniz. Sağlıkla ilgili ciddi bir problem ve sorun görmüyorum. Çocuklarla ilgili ciddi büyük bir problem yok. Sadece mücadele ettiğiniz, kafanızda kendinizi sürekli böyle eleştirdiğiniz konuları artık geride bırakmanız lazım. Çünkü hesaplaşmalar başladı. Başlamış hayatınızda artık her şeyi teker teker çözüp kararını verip rahatlayacaksınız. Özellikle öğrenmek istediğiniz bir konu var mı? Ya, özellikle öğrenmek istediğim şu, aile içinde hiç huzurumuz yok. Biliyorum, onu söyledim zaten. Dedim ya size, huzursuzluklar çok baş göstermiş ve bu sizi yiyip bitirmiş şimdiye kadar. Ama bundan sonra bunun düzelme zamanı başlıyor. Ailenizin üzerinde çok aşırı derecede negatif enerji büyü de var. Bu da sizin huzura kavuşmanızı engelliyor Gönül Hanım. Evet, bunu da unutmayın. Astroloji ilmine göre haritanız bunu gösteriyor. Teşekkür ederim Gönül Hanım. Hoşça kalın. Gönül Hanım, teşekkürler. Adana'ya sevgiler. Evet, evet, ilk telefonumuzu aldık böylece. Şimdi rahatlıkla arayabilirsiniz. Rahatlıkla arayabilirler. Çünkü bilgiler de önemli. Esasında bu bilgiler gerçekten çok değerli. Birçok şeyi öğreniyoruz bu sayede, sizin sayenizde. Hı-hı. Çünkü astroloji demek hani tek başına bir burç bilimi değil. Hani çok geniş, çok geniş, çok sistemli. Birçok konuyu içine alıyor. Yaşamla ilgili tüm sorunlarımızı ona göre çözebiliyoruz. Ona göre hayatımızda var olan bir problemi tespit edip oraya şifa enerjisini gönderebiliyoruz. Şifayı akıttırabiliyoruz. Gerekli olan büyüleri yine oradan tespit edip temizleyebiliyoruz. Aynen. Yani birçok sistemi var. Geniş bir sistem. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerçekten gerekiyor sevgili. Gerçekten bir derya yani. Evet, bir derya. Sonsuz bir derya, bir deniz yani. Siz de hala öğreniyorsunuz. Ben de sürekli öğreniyorum. Ben de bunu yani biliyorum. Bugün eğitimler bile mesela devam ediyor. Eğitimler devam ediyor. Eğitim zaten bitmez. Hiçbir zaman bitmiyor. Yani hayatta yaşadığınız sürece ve merakınız, canlılığınız olduğu sürece eğitime devam etmek zorundasınız. Tabii bu işe bir de bir bütçe ayırıyorsunuz. Evet, eğitimleri de bedavadan almıyorsunuz. Yani meslektaşımız ama bir başka kişiye gittiğimiz zaman, bir başka yabancı üstata gittiğimiz zaman inanın ki ödenen paralar çok yüksek paralar. Ama ben eğitime harcanan paraya hiçbir zaman acımıyorum. Olduğu ben de, takdirde evet, hiç problem değil Derya. Olduğu takdirde hiç problem ama değil. Hani insanlar, ama eğitimciler de çok acımasızlar evet, çoğu. Onlar da evet, biraz çok acımasızlar yani. Almasınlar. Bu bir gerçek. Özellikle bir meslektaşımın iki günlük kursunun, iki günlük sadece kursunun 8.500 evet, euro olması çok yüksek çok rakamlar. Yüksek evet, rakam. Gerçekten insanların bütçelerini evet, zorlayan. Keşke daha çok insan öğrenebilse. Öğrenebilse. Esasında sizin ben demek istediğinizi anladım. Herkese hani bütçeler, açık değil işte. Tabii hepimiz öğrenebilsek. Mesela evet, bu eğitimleri esasında hani bu işle ilgilenmenin dışında evet, merak eden mesela insanlar da olabilir. Mesela sizin şimdi bir eğitiminiz var bildiğim kadarıyla. Evet. Şimdi gittiğiniz zaman o eğitimlerde tabii ki belli bir şey alıyorsunuz. Tabii ama ki. Belli bir bedeli tabii ki olmalı. Kazanç olmalı, elde etmeniz lazım verdiğiniz emeğiniz tabii bu yönde. Şey, ama mesela karşı, hani gidilebilecek düzeyde olanlar var, bir de gidilemeyecek düzeyde uçuk kaçık var, rakamlarda aynen, olanlar var. Aynen. Ama benim bir danışanım var mesela, adam benden şifa enerjileri alıyor, çok zengin birisi. Adam ta Peru'ya enerji çalışması almaya gidiyor, başka bir eğitime gidiyor. Ama herkes bu imkanlara sahip değil evet, işte. Herkes yararlansın istiyorum. Ya, tabii hani var olanlar tabii bütçesi daha müsait olanlar evet, gidip Peru'da da alabilir ama hani çok bu ilginç. Yani gerçekten. Biz Antalya'dan almaya rahatsız. Evet. Evet, ya da ne bileyim bana gelmiyor, gidip Himalaya'da ben başka şamana gitmek istiyorum diyenler var. Ve o çoğu da çoğunun da hani imkanı var. İmkanı olmayan da krediyle mrediyle bunu halledip Himalaya'na işte belki nereye. Himalaya'larda daha farklı eğitimler vardır. Ve geldiği zaman bir tane bile üç tane yaşayan şaman varmış. Ha. Koca Himalaya'da çoğu ölmüş, çoğu öldürülmüş. Ve büyük bir hayal kırıklığıyla dönmüştü o danışanım aynen, hatta. Aynen. Öyle hatırlıyorum. Yabancı bir danışanımdı benim. Rus asıllı bir danışanımdı. Böyle. Aynen. Telefonlarla ilgili bir şey var. Yine problem devam ediyor. Sanırım
Yani şey var, biraz bizim sistemler evet. değişiyor bu ara. O yüzden bir sistemsel anlamda İnşallah bu sıkıntılar bir an önce şey çözülecek. Ama Öyle aramaya ediyorum. Devam edin. Biliyorum sıkıntı olduğu için aradıkları zaman düşüyor mu telefon? Ne oluyor Derya? Herhalde bir şey anlamında bir evet. sıkıntı var ama siz aramaya devam edin. Bir şekilde sistemin içerisinde zaten yer alacaklardır. Evet. Şimdi çakraları konuştuk. Çakralarımızla ilgili siz yapıyorsunuz bu çalışmaları. Çalışmalar var. Bizler de mesela hani kendimiz bu çakralarla ilgili çalışmalar evde yapabileceğimiz bir şeyler Şimdi var mı? Şimdi şöyle, mesela Reiki öğrenebilirsiniz çakralarınızı açmak için. Evet. Bir gün programlardan birisinde Reiki'yi konuşabiliriz. Konuşalım. Kundalini Reiki yapabilirler. Çakraların dengelenmesi, düzene girmesi için. Evet. Aslında çakranın açılması sözcüğünden ziyade çakrayı dengeye koymak evet, önemli. İzmir'den arıyor bir izleyicimiz. Latife Hanım arıyor bizi. Latife Hanım artık bizim daimi izleyicilerimiz. Dilek Hanım gibi. Dilek Hanım yok bu arada. Evet, Dilek Hanım bu Dilek sıralar Hanım bizi izliyordur ama evet. Latife Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Evet, İzmir'den arıyorsunuz. Buyurun. Evet. Sizi sabırsızlıkla bekliyorum. Saatin 3 olmasını bekliyorum. Tamam, böyle sabırsızlık. Her gün izleyin bizi. Her Buyurun. Zaman izliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Benim kendi bir soracağım var. Benim var ya, çok duygusal bir kadınım. Hı. Her şeye ağlarım. Ne olacak benim bu sonum? Ferdi Bey diyor ki hep her şey ağlıyorum diyor. Bakalım niye ağlıyorsunuz? Astrolojik açıdan haritanız bu ara ağlamanızı mı gerektiriyor? Doğum tarihinizi bir bakalım. Doğum bilgilerinizi bir daha rica edeceğim. İkinci ayın 6'sı 1972. 1972. Nerede doğdunuz? Ankara Polatlı. Ankara Konak'ta da doğdunuz. Doğum saatinizi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum Ferdi Bey. Bilmiyorsunuz. Bu soruyu hep soruyorum, arıyorsunuz ama herkesin bilgisini aklımda tutabilmem mümkün değil Latife Hanım. Kusura bakmayınız lütfen. Estağfurullah. Anne adınızı bir de rica edeceğim sizden. Rahime. Rahime kızı Latife. Rahime kızı Latife. Size şöyle söyleyeyim. Kendinize acımayı bırakın artık. Kendinize gereğinden fazla acıyorsunuz. Gereğinden fazla dert ediyorsunuz. Allah bir şekilde sizi ayakta tutuyor. Alacak nefesiniz var ki bir şekilde rızkınız önünüze geliyor. Ve bu duygusal evrelerinizi aşırı derecede takmanızdan kaynaklandığını görüyorum. Yoksa hayatta her şeyin sağlığınızın yolunda gideceği gözüküyor. Ailenizin bir şekilde düzene gireceği gözüküyor. Çocuklarınızla ilgili çatışmaların, problemlerin biteceği gözüküyor. Orada mısınız? Duyuyor musunuz beni? Duyuyorum Ferdi Bey ama çok az duyuyorum. Serkan Bey evet. halledecek. Evet, evet. Şimdi tamam. Bir dakika. Şimdi duyuyor musunuz? Biraz geldi gibi. Evet, daha iyi duyuyorsunuz o zaman. Yani hayatınızdaki bu duygusal travmalar, bu duygusal problemlerin hepsi ortadan kalkacak. İçiniz rahat olsun sizin. İnşallah Ferdi Bey, inşallah, inşallah. Görüşmek üzere Latife Hanım. Sağ ol, teşekkürler, iyi günler. Görüşürüz. İzmir'e sevgiler. Evet, Latife Hanım. Latife Hanım da artık bizim daimi izleyicilerimizden. Dilek Hanım gibi, Mehmet gibi, sevgili Mehmet gibi aynen, Mersin'den. Aynen. Daimi izleyicilerimiz var. Onlar da böyle ama şey de var. Gönül Hanım da bizim daimi izleyicimiz diye hatırlıyorum. Çocuklarım artık, deyince aklıma geldi. Aynen, birkaç defa aradı ama ayrı şey ayrı. Var, şimdi zaten hani öyle bir şey var ki hani bu bir esasında doğum haritasına bile baktırdığınız zaman hani bir seferlik bir şey değil. Hani baktırdım artık ömür boyu gidecek diye bir şey evet, yok. Evet, tekrar tekrar ama mesela şöyle bir şey yapabilirler. Daha çok 2 haftada bir tercih edebilirler. Evet. 3 haftada bir tercih edebilirler. Hani şey. Mesela Dilek Hanım tutulmalarda arıyor bizi direkt. Evet. Öyle. Bir reklam arası verelim. Evet. Reklamlardan sonra yine telefon bağlantılarımızla yayınımız devam edecek efendim. Reklamlar. Anadolu'nun ezgi
Evet efendim, astroloji bölümümüzde yayınımız devam ediyor. Bugün çakraları işledik. Evet, bugün çakraları 7 tane konuştuk. Çakramız var dedi. 7 ana çakrayı konuştuk. Evet, o çakralarımız açık olmalı. Onlar üzerinde durduk. Hı-hı. Yine programımızın tekrarını merak ediyorsanız ilk bölümde belki izleyememişler için kanalv.com.tr'den yine izleyebilir. Ama bu ara bir linkte bir şeyde bir sayfamızda bir yenilenme var sanırım. YouTube'dan bulabilirler programları. Evet, program YouTube'dan Kanal V olarak girip girebilirler. Kanal telefonumuz V'den hazırmış. Derya C'yi bulabilirler. Evet, Derya C'den izleyebilirler. Alo, merhabalar. Merhabalar, sevgiler. Hoş geldiniz. İsmi alamadım ama şimdi geldi. İzmir'den Neslihan Hanım arıyor. Evet. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Nasılsın Derya Hanım? Teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, siz daha önce aramıştınız mı? Kardeşinle ilgili bilgi almak istiyorum. Tamam. Neslihan Hanımcığım, televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz? Çünkü yansıma yapıyor. Sadece kapatın televizyonunuzu ama telefondan bizi dinleyebilirsiniz. Şimdi bazı arayan seyircilerimiz Neslihan Hanım evdeki sevdiklerine de dinletmek istiyorlar. Dinlesinler istiyorlar ama o zaman birbirimizi duymakta zorluk yaşıyoruz. Aynen. Şimdi Neslihan Hanım, kardeşinizin adı nedir? Hüseyin Fikret. Hüseyin. Fikret. Fikret. Doğum tarihini gün ay ve yıl olarak alabilir miyim? 19.06.1982 İzmir. İzmir doğumluk. Nerede doğmuştu? İzmir'de değil mi? İzmir, evet. İzmir, bir dakika. Hı-hı. Anne adı nedir? Necla. İşte. Doğum saati 15. Üç kardeş misiniz? Üç kardeşiz, evet. Geçen hafta da annem için danışmıştım ben. Hı-hı. Üç kardeşsiniz. Bir dakika. Hı-hı. Şimdi bu insan aileden uzak gözüküyor. Doğru. Aileden uzakta gözüküyor. Aile dışında gözüküyor. Eğitimle ilgili bir problemi olmuş. Eğitimle ilgili bazı sıkıntılar yaşamış daha önceden. Şimdi eğitimle ilgili yarım bıraktığı işlerini tamamlamaya çalışıyor. Ailesinden yana gelen sıkıntıdan dolayı uzun yıllar problemler yaşadığını görüyorum. Şu an kendisi eğitim mi görüyor yine? Evet Ferdi Bey, şöyle ailecek hani bizim sıktığımız, üzüldüğümüz, hani şöyle söyleyeyim, lise döneminden beri böyle hep bize göre aslında çok güzel fırsatlar da geldi karşısına, hem iş olarak hem evet çalışmak için çok olarak iyi imkanları var ama şu an evet devam ettiği bir bölüm ama, var kendisinin evet ama bir türlü bir işe elini atamıyor. Bu evet onun sıkıntılar yaşamasına da sebebiyet veriyor. Aileden evet de hatta ona daha maddi destek gidiyor. Evet, aynen öyle. Yani şu anda yine eğitim dönemi... 34 mu 35 yaşında mı? 35, evet. Evet, 35 küsüründe diyelim. Aha. Neredeyse. 35 içerisinde. 34-35 içerisinde. Evet, yani size şöyle söyleyeyim, daha bir dönem bu sıkıntıların devam edeceği gözüküyor. Sizden de biraz kopuk aslında. Zekası evet çok kuvvetli birisi. Zekası inanılmaz derecede yüksek. Bir işe başlayacak ama daha zamanı var kendisinin bir işe başlamasının. Öncelikle şu okulla ilgili bir karara varması lazım. Eve de dönmek istemiyor. İzmir'de değil bu insan. Evet, İzmir şu dışında anda okuyor. İzmir dışında, doğru. Nerede? Çanakkale'de. Çanakkale'de. Benim de çok sık gittiğim, TV çekimleri yaptığım bir şehir. Çok sevdiğim bir yer. Çanakkale'ye alışan da Çanakkale'yi bırakmak istemiyor. Öyle bir şey var. Çünkü eğlencedir, öğrenci ortamıdır. O çok iyi oturmuş bir kültürü var. Oturtmuş kendisini yerine ve herkes o yüzden, başka çevre illerden hafta sonu oraya eğlenmek için gelen gençler var. Balıkesir'den, Bursa'dan filan. Şimdi neyi öğrenmek istiyorsun Neslihan? Söyleyeceğimi söyledim ama. Evet, yani dediğim gibi hep hani eğitim ve iş hayatı konusunda bir onu eline aldı, eğitimi bıraktı. Yok işe gireceğim dedi, işe girdi, eğitim bıraktı. İki okul değiştirmiş zaten. Bu ikinci okulu doğru mu? Nasıl? Bu ikinci okulu doğru mu? Evet evet, ikinci okulu. Şimdi işte bizim de hani merak ettiğimiz, hani bu kez kararlı bir şekilde bunu bitirecek mi? Hani bu bölümü bitirecek. Bu bölümü bitirdikten sonra yurt dışına gidecek. Bir yurt dışı yolu olacak. Yurt dışından geldikten sonra çok iyi bir iş kapısında başlayacağını görüyorum. İnşallah. Siz bu arada size şöyle söyleyeyim. Şu an çok endişe yaşıyorsunuz. Evet. Çok üzülüyorsunuz. Bu konu canınızı sıkıyor. Ama içiniz rahat olsun, çok düzelecek. Geçen hafta da anneniz için aradım demiştiniz. Evet, doğru mu? Evet, annem için aramış. Bir arada kendiniz için arayın artık. Evet. Ay, ne kadar vericisiniz. Evet.
Neslihan Hanım ya, bak sizin gibi ailede bu kadar verici var mı? Ama bir şey söyleyeyim, önce kendiniz, kendi haritanıza baktırın. Neyse, yarın ya da yarın bir haftaya bence arayın. Kendi haritanıza da bakalım sizin. Ya da yarın arayın. Ama dediğim gibi bu işe başlaması mümkün. Okulu bir sefer bitirecek. Bu sefer sevdiği bir bölümü okuyor. Baba figürüyle ilgili bir eksiklik gördüm. Babayı kaybettiniz galiba. Çok erken kaybettik, çok, Ve hatta o dönem maddi olarak, aile olarak buradaki kardeşiniz bayağı bir zora düşmüş. Demek ki aile olarak hepiniz zora düşmüşsünüz. Evet. Bunu görüyorum. Baba şu an kaybı, baba kaybı. Şey. Çünkü toplu bir para da gitmiş o dönem. Toplu bir parayı alamamışsınız. Ve evle ilgili bazı sıkıntılar olmuş ama her şeyi şu an çözmüş durumdasınız. Babaanne sizinle mi yaşıyor? Evet, babaanne bizimle. Dede vefat etti tabii. Evet. Allah uzun ömür versin babaannenize. O da evladını genç yaşta kaybetmiş. Evet. Kolay bir şey değil. İnşallah çok iyi şeyler olacak. 43 yaşındaydı kaybettiğimizde. Allah rahmet eylesin Neslihan Hanım. Herkesin bir gitme zamanı vardır. Üzmeyin kendinizi. O sesinizdeki titremeyi hissettim. Belki o günler geldi gözünüzün önüne şu an. Nasıl çaresizlikle ayağa kalktığınız geldi. Evet. Ama Rabbim sizleri çok iyi yerlere getirmiş. İnşallah daha da iyi yerlere geleceksiniz. İnşallah. İçiniz rahat olsun. Aile içinde büyük bir sevinç yaşanacak bu arada. İnşallah. Görüşmek üzere. Efendim. Babaanne için de son 2 yıldır bir sağlık problemleri yaşadık. Ben yine size tekrar bir dahaki arada babaannenizle ilgili baktınız. Neslihan Hanım, önce bir kendinize üzere. Bir baktırın. Babaanneye de baktırırsınız. Bilmiyorum. Ama babaanne aileyi yıllarca ayakta tutmuş. Kal kanat germiş. Yani tüm başka evlatları da var babaannenin gördüğüm kadarıyla. Doğru mu? Evet, var. Onlara rağmen onlara sırtını dönüp vefat etmiş bir evladının torunlarının gelininin yanına yerleşmiş. Çok büyük bir fedakarlık. Tabii çok büyük. Önemli figür. Ellerinden öpüyorum onu. Allah uzun ömür. Onun yanına gelin gelmiş. Babam en küçük evlat. Annem onun yanına gelin gelmiş. Hep birlikte hep. Allah uzun ömür. Allah uzun ömür versin. Ama annenize, babaannenize uzun ömür versin Rabbim. Teşekkür ederim. Sizlere uzun ömür versin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiler İzmir'e. Evet, duygulandı biraz seyircimiz. Evet. Yani bazen duygu dolu anlar yaşıyoruz. Anne baba ölümleri, Allah kimsenin başına vermesin. Ben Neslihan Hanım'ın gerçekten geçen annesiyle ilgili aradığında hatırlıyorum. Böyle az çok ses tınısından. Aileye çok önem veren bir insan gerçekten kendisi. Sorumluluğunu bilen bir kardeş. Evet. Sorumluluğunu bilen birisi. İşte bu alma verme dengesi yerine oturmadığı zaman Neslihan Hanım gibi insanlar ileride çok sorun yaşıyor. Çünkü hep başkaları için fedakarlık yapıyorlar. Hayatımızda verdiğimiz kadar almasını da bilmemiz lazım. Bunu beklememiz gerekiyor. Ya bu tabii alma verme dengesi gerçekten hayatımızda çok önemli. Tüm eğitimlerde bu yönde hatta veriliyor. Evet, kesinlikle bütün eğitimlerde bunu söylüyoruz. Önce kendin diyoruz. Çünkü sen varsan başkaları var. Sen yoksan zaten kimse yok ki hayatımızda. İşte bunu belki bazen kaçırıyoruz. Yıllarca evet. Sadece çocuklarına ve eşine fedakarlık yapmış bir kadın. Hı-hı. Sadece vermiş. Bir anda eşi gidince, evliliği yıkılınca evet. Darmadağın oluyor. O yüzden dengede olmalı aynen, her şey. Aynen, telefonumuz var, alalım. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ziz Muş'tan arıyor bizi. Şirvan'ı. Evet. Şirvan Hanım, hatırladım ben sizi. evet ben aramıştım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Muş'a sevgiler. Teşekkür ederim. Daha önce de kendiniz için mi baktırmıştınız, öyle hatırlıyorum. Evet. Doğru. Şimdi kim için bakıyoruz? Yine size mi bakalım? Yine kendime baktırmak istiyorum. Evet, doğum bilgilerini alalım kendini önce. Kendini seven bir izleyicimiz var burada. Ne güzel. evet. 10 Şubat 91 doğumluyum. 10 Şubat 1991 doğumlusun. Nerede doğdun? Muş'ta. Muş doğumlusun kimlikte, değil mi? Çok önemli evet. Bu bilgi çünkü. Muş doğum saatini biliyor musun? Gece 12'ye doğru. Gece 12'ye doğru. Anne adın nedir? Hanım. Hanım kızı. Şirvan diye de Şirvan'ı da ekleyelim. Bakalım hayatında neler oluyor. Hanım kızı Şirvan'ın. Halen duygusal anlamda karışıklıkların devam ediyor. Hiçbir şey yoluna oturabilmiş değil. Geçtiğimiz 3 hafta çok sıkıntılı geçmiş senin için.
Doğru mu? Evet. Evet. Gözyaşı dökmek zorunda kalmışsın. Bayağı bir gözyaşı dökmüşsün. Boğulmuşsun. Aile içerisinde de bir baskı geldiğinin mesajı geliyor bana. Ruhsal alemde. Şimdi de doğum haritamıza doğru bakalım. Astroloji haritamız ne diyor? Sıkıntılarla dolu bir süreç halen devam ediyor. Sıkıntılarla dolu bir zamandan geçeceksin. Kafandaki duygusal olarak beklediğin kişiden yana çok umutlu olmamanı şu an için tavsiye ediyorum. Çünkü şu an algıları sana karşı çok kapalı. Seni anlamakta çok zorlanıyor. Yani gel gitler yaşıyor. Bir tarafı iyiyken bir taraftan birdenbire kendini senden geri çekmek zorunda kalabiliyor. Doğru mu? Doğru. Peki bu kişiyle ne olacak böyle haliniz? Peki aranızdaki problem nasıl başladı? Bana ilk bunu anlatsam ben de buraya göre bir yorum yapsam nasıl olur? Şimdi onun görüştüğü biri var ailesi istediği için. Hı-hı. Ama benden de vazgeçmiyor. Hı-hı. İki insan arasında kalmış bu insan. Ben bunu söyleyecektim ama burada gördüğüm için senin bunu söylemeni bekledim. İtiraf etmeni bekledim. Çünkü etik olmuyor bazı şeyler söylemem. Canım benim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu başka biriyle evlenecek, başka biriyle devam edecek yoluna. Eğer ki sen bununla görüşmeye devam edersen, sen de benden vazgeçmiyor diyorsun ama sen de ondan vazgeçmek istemiyorsun. Onun senden vazgeçmesini istemiyorsun. Eğer ki görüşmeye devam edersen çok üzüleceksin. Ne yaparsan, ne edersen et, bu adam ailesinin sözünden çıkmayacak ve bu insanla evlenecek. Benden de vazgeçecek mi peki? Hayır, senden vazgeçmeyecek ama sen peki bu şekilde kendini kullandırmayı kabul edecek misin? Sana imam nikahı kıymasını bekliyorsun. Hayır, bir dakika. Kesinlikle, tabii ki. Bu şimdi çok özür dilerim. Size. Ben böyle durumlarda da bir şey söyleyeceğim. Bunu dile getirmek zorundayım. İstersen beni bu kanaldan kovsunlar. İmam nikahını belediye nikahı olmadığı sürece kabul etmiyorum. İmam nikahı bu kadar önemli ve değerli bir nikahsa, hı hı, o zaman imam nikahı kılıyılan kadınların haklarının daha öncelikli olması gerekiyor belediye nikahından. Ama belediye nikahı kıyılan kadının hakları daha geniş oluyor. O zaman belediye nikahındaki haklar imam nikahı kıyılan kadına verilsin. Yani bazı insanlar, evli olan adamlar, bazı kadınlara imam nikahı kıyıyorlar ve sonra o kadınları kullanıyorlar. Bu Türkiye'de fuhuşun hafifletilmiş hali oluyor. Başka bir şey olmuyor. Kendini bu duruma getirme sakın. Çünkü onun isteği, bir dakika, yani tamam senden vazgeçmeyecek bu adam. Ömür boyu senden vazgeçmeyecek. Senin peşini bırakmayacak ama senin de yılların gidecek arada. Evet, tabii. Şimdi bu astroloji, Kirvan Hanımcığım, astroloji haritanız, göre, haritanız bunu gösteriyor. Tabii buradaki Ferdi Bey'in yorumu o şekilde. Şimdi buradaki neyse olur. Ama bu seçim sizin seçiminiz. Kesinlikle kimsenin hayatına müdahale etme gibi bir durum yok. Söz ama konusu değil. Burada evliliksiz bir hayat, tabii, resmi nikahın olmadığı sadece bir beraberlikte tasvip edilemez. Şimdi, çünkü genç bir kız. Aynen. Çok genç. Çok teşekkür ediyoruz Şirvan Hanımcığım. Var mı başka sorunuz? Son bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Buyurun. Bu yıl hayatıma biri girecek miyim? Canım, sen bu insanı hayatından atamıyorsun. Senin hayatına her zaman birileri girebilir. Evet. Daha iyisi gelebilir. Ama sen o kadar hastalık boyutunda bu insana takılmışsın ki, o kadar aşık olmuşsun ki, senin gözlerin kör olmuş. Etrafında birçok güzellik olacak senin. Hı hı. Ama sen bu güzelliklere açık değilsin ve sen de ziyan oluyorsun. Evet. Aslında bu insan hayatını başkasına esir etmiş ailesinden dolayı. Ailesinin ona biçtiği bir hayatı yaşamak istiyor. Senle de ikinci bir hayat yaşamak istiyor. Ama senin gözlerin kör olduğu için sen önüne gelen yeni fırsatlara açık değilsin. İyileşmek için biraz zamana ihtiyacın var. Harika. En aşağı... Hı hı. 2 yıl. 2 yıl. Ha, 2 yıl. Zaten şimdi haritanın gösterdiği değil, bu kız da bu durumda olduğunu kabul ediyor ayrıten Derya. Aynen. Değil mi Şirvan? Tabii. Evet, evet. Yani 2 yıl bir versen kendine haritaya göre, 2 yıl bu insanı kendinden bir uzak tutabilsen, evet, başka birisi olacak hayatında. Harita demek ki güzel, açık gösteriyor. İnşallah güzel günler olur Şirvan Hanımcığım sizin için de. Görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Bunlar çok teşekkür ederim. Çok seviyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de seni sizleri seviyoruz. Çok seviyoruz. Bizi izleyen, şimdi, izlemeyen herkese sevgilerimizi gönderelim. Ben tabii şeyini anlıyorum. Şimdi yarın Dünya Kadınlar Günü.
Evet. Yarın Dünya Kadınlar Günü nedeniyle evet yine bir programımız özellikle kadına dair kadınların yaşadığı toplumsal sorunlar üzerine konuşmalarımız olacak. Müge Hanım bugün yarın bizlerle olacak yine kişisel gelişim. Bu konularda hassasım şimdi der ne kadar hassas olduğunun farkındayım ama ne kadar hassasım. Güzel bir şey. Bir erkek olarak bizim haklarımızın yanında olmuş olmandan çünkü dolayı teşekkür ederim. Tabii biraz hiddetlenmenden dolayı da şimdi Şirvan Hanım'a yönelik bir şey değildi bu. Çocuk bu. Şirvan Hanım'a değil tüm kadınlara yönelik bir şey. Tüm kadınlar diyorsunuz ki haklarınıza kendilerini kullandırmasınlar. Kesinlikle. İmam nikahı bu kadar değerli bir nikahsa Derya'cığım o zaman imam nikahı kıyılan kadın yarın öbür gün o erkek sırtını dönüp gittiği zaman tüm hakları, resmi haklar verilsin kendisine. Şimdi biz hukuk açısından da avukatlarımızla yapıyoruz programlar. Haklarımızı mesela Derya'cığım bir örnek vereceğim sana. Telefonumuz çok varmış ama. Bunu söyleyeyim de ondan sonra sen Onur Bey'le, Onur Bey Allah korusun. Başka bir kadınla evli olacak resmi olarak. Tabii ki. Sana imam nikahı kıymasını kabul kesinlikle eder misin? Kesinlikle kabul etmem. Etmez. Tabii ki etmem. Alo. İyi günler canım. İyi günler. Hoş geldiniz. Bu sesi tanıyoruz. Güler yüzün solmasın güzelim. Ay canım çok teşekkür ederiz. Aliye Hanımcığım hoş Serik'ten geldiniz. Serik'ten mi acaba? Hoş bulduk efendim. Aliye Hanım ilk mi arıyorsunuz? Yok yok. Serik'ten. Arada arıyorum ben de. İki evet, kere görüştük. Antalya, evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ne güzel, böyle güzel bir sesle yayına devam etmek çok güzel. Buyurun efendim. Sağ olun, sağ olun. Benim bir ricam vardı. Buyurun. Eşim için bakıtıracağım ama ayını gününü net olarak bilmiyorum. Kimlikte de mi bilmiyorsunuz? Kimlikte 8. ayın ikisi. Kimliğe göre gidelim. 62. Doğum 1962 doğumlu. Ondan sonra doğum saatini de bilmiyorsunuz. Mümkün değil. Annesi bilmiyor ki ben bilsem. Annesinin adı nedir? Zeynep. Ne dediniz? Zeynep. Zeynep Eşim dediniz. Mehmet. Eşinizin adı da Mehmet midir? Evet. Mehmet'tir. Nerede doğdu? Antalya'nın ilçesinde. Antalya diye Antalya. Geçireceğim zaten. Sesim şimdi, çok kısık geliyor. Tamam. Şu an geliyor mu sesim? Az da olsa geliyor. Tamam, sadece kulağınız bende olsun. Televizyonunuzu kapatın Aliye Hanım. Yok, televizyon yok odada. Yok. Tamam, harika. Sadece kulağınız bende olsun. Dinliyorum. Eşiniz şu an bazı sıkıntı ve problemler yaşıyor. Şu anda geldi. Evet, tamam, eşiniz şu an bazı sıkıntı ve problemler yaşıyor. Bu sıkıntı ve problemlerin arasında sağlıkla ilgili sorunlar da görüyorum. Aranızda da bir problem var sizin. Yok gibi yani. Yani bilmiyorum. Bir problem var. Yani bir konuda birbirinizle anlaşamıyorsunuz. Sürekli hani şunu şöyle yapma deyip de tersine yapılan bir davranış olabilir bu. Anlıyor musunuz? Olabilir. Evet, bu yönde bir şey. Çünkü siz üzülmesini istemiyorsunuz. Hı-hı. İşlerinin yolunda gideceğini görüyorum. Sağlığının yolunda gideceği gözüküyor. Sadece bir takıntısını bırakması lazım. O ne acaba? Bilmiyorum hani gereğinden fazla bir şeyi takıyor. Neden şu şöyle olmuyor diye. Sürekli taktığı bir şey var kafasına. Bu çocuklarla da ilgili olabilir. Evet, çocuklarımızdan var. Evet, çocuklarla ilgili olabilir. İşimiz sıfıra indirdikten evet, olur. Evet, maddiyattan yana kendisini toparlayacak. Özellikle hacizlik bir olayı olabilir önünde. Hacizlik bir olayın çözüleceğini görüyorum. Rahatlayacağını görüyorum. Sizin özellikle öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Ya işimiz açılacak mı? Yani Temmuz ayını geçirmeniz lazım. Hangi ayı? Temmuz ayını geçirmeniz gerekiyor. Temmuz ayından sonra işlerinizin tamamen yoluna gireceğini görüyorum. Şimdi oğlum iş arıyor bulamıyor. Eşim iş gelmiyor. Esnaf bitti. Bittik yani. Doğru. O açıdan sağlık gidiyor düşünürken. Hepsi birbirine bağlantılı. Şimdi tabii ki ülke şartları çok kötü Aliye Hanım. Zor bir zamandan geçiyoruz. Kritik bir evreden geçiyoruz. Terör olayları ülkemizi etkiledi. 15 Aynen. Temmuz terör saldırısı ülkemizi etkiledi. Aynen. Temmuz'un sonundan sonra her şeyin düzeleceğini az görüyorum. Ama, ama şu anda bu iki haftadan sonra tek tük eşinizi idare edecek işler gelmeye başlayacak. Ama tek tük. Ona da şükür. Tek tük gelecek ama Temmuz'dan sonra daha da yerine oturacak. İnşallah. Çocuğum işsiz, o işsiz. Siz çalışıyor musunuz? Yok, ben çalışmıyorum. Ev hanımı, ev hanımı. Çalıştırmıyorlar daha doğrusu beni. Ev hanımı. Kendimde sağlık sorunlarım var, ameliyatlıyım, şeyliyim. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. Çok geçmiş ama olsun. Ama Temmuz'dan tek sonra... Tek tük işler gelecek, buraya göre öyle.
İnşallah. İnşallah. Harita onu gösteriyor. Demek ki inşallah Temmuz'dan sonra... Akmasa da damlaması iyidir. Oğlum evet. İş görüşmesine gitti. Nasıl olacak, ne olacak? Onu şimdi bilelim. Onu keşke onun için daha sonra arasanız. Tekrar arayın Aliye Hanımcığım. Oğlunuz için tekrar ayrı bir gün baksın efendim. Yarın arayın, olur yarın mı? Bakalım tamam. Ona da. Tamam. Yarın çok teşekkür ederim. Oldu. Görüşmek Allah üzere. Bol kazançlar tamam. İnşallah herkes efendim. Amin şimdi, cümlemize. Amin. Herkesin ayrı bir derdi, ayrı bir sıkıntısı var varsın. Ama hiç bir problem kalıcı değil. Kesinlikle. Bazen iş hayatımızda, ticarette olabilir, bu böyledir. Bir bazı işler durabilir. Bir dönem hepimizin hayatlarında zaman kesinlikle. Zaman oluyor. Ama Temmuz'dan sonra çok hareketlenecek Aliye Hanım. Temmuz'a kadar da tek tük akmasa da damlayan sizi böyle kıt kanaat geçindirecek kadar bir gelirin elinize geleceğini, işlerin elinize geleceğini görüyorum. Programın sonuna mı geliyoruz? Son 5 dakikamız ama telefon almayalım mı? Tamam. Alabilirsek alalım. Bir şeyse bir telefon daha yer varsa. Bu arada bir daha belirtelim. Bir bireysel seanslar almak isteyenler, hayatlarının değişmesini isteyenler Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak beni ekleyip randevu talep edebilirler. Hı hı. Çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok. Hayır. Her şeyi çözebiliriz. Yeter ki isteyelim. Aynen. Kesinlikle. Dediğimiz gibi yapılabilecek çok şey var. Ama kadınlar olarak da hep böyle kadınlar üzerinden gidiyoruz. Evet, gerçekten programımızın teması zaten kadın. Ve Kadınlar Günü de yarın nedeniyle. Evet. Ve lütfen az önceki tepkim kızcağıza değildi. Yok, evet. Genel olarak bir tepkiydi. Çünkü bu duruma düşürülen, bu duruma getirilmeye çalışılan çok kadının insan, hayatına doğru, maruz kaldım. Ve binlerce size kadın daha tanıdım. Çok geliyordur. Çok geliyorlar. Telefonumuz hazırmış. Son telefonu tamam. Alalım. Alo. Bekletmeyelim. Ayşe Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Burdur'dan. Ben ablama bahsedecektim. Tamam. Hoş geldiniz. Tamam Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Ayşe Hanım, ablanızın doğum tarihi gün ay ve yıl olarak? 18. Evet. 08. Evet. 1966. 1966. Doğum yeri bilgilerini verdiniz. Bursa. Saati... Bursa. Bursa'da doğdu. Doğum saati nedir? Gece 3.30. Gece 3.30. Annesinin adı? Aysel anne ismi. Aysel kendi ismi Hatice. Hatice kendi adı da. Aysel kızı Hatice'ye bakmış olduğumuz zaman Aysel kızı Hatice'de çok ciddi böyle gelgitler olmaya başlamış. Aile hayatında bazı sıkıntı ve problemler yaşamış. Doğru mu? Doğru. Evet. Bu sıkıntı ve problemler onu yoruyor. Şimdi de haritasına gidelim. Haritasına evet. Döndüğümüz zaman ise harita burada biraz geç açıldı. O yüzden önce medyumluk bağlantıyı sağladım. Haritasına bakmış olduğum zaman ise bu problemlerin, bu sıkıntıların gideceğini görüyorum. Maddiyatla evet. ilgili bir rahatlama yaşayacak. Maddiyattan yana rahatlayacak. İşle ilgili kiminle sıkıntısı var hanesinde? Valla hiç evlenmedi. O çalışmıyor. İşle ilgili kendisi çalışmıyor mu kendisi? Çalışmıyor. Bilmiyorum, bir sıkıntı gördüm, bir problem gördüm. Belki evet. bir şeyler yapmayı düşünüyor. Ama bir geliri var kendisinin. O gelirin de var artık geliri. Kendisine yetmediğini görüyorum. Sıkıntı yaşadığını görüyorum. Özel hayattan yana bazı talihsizlikler yaşamış geçmişte. Hiç evlenmedi. Evlenebilecek mi? İşte onu diyorum. Talihsizlikler yaşamış. Evet. Yani olmamış. Olmak istemiş ama olmamış. Bir şey evet. daha önceden. Tekrardan bir evlilik fırsatı gelecek karşısına. Ne zaman? Çok yakın. Çok yakın. Hatta çok var yakın. Gibi. Var gibi diyebilirim. Evet. Şu an var gibi diyebilirim. İnşallah bunda bir aksilik, bir engel çıkmasa bu insanla evleneceğini görüyorum. Evet. Bu kadar. Teşekkür ederim. Şans durumu nasıl? Efendim? Şans durumu nasıl? Biraz bahtı kapalı kendisinin. Bir dakika. Bahtı kapalı mı? Şansı demek ki şans çarkında çakralarında bir problem var. Şanssız birisi özel ilişki konusunda, evet. özel hayat konusunda şanssız birisi daha önceden bir büyüye maruz kalmış. Bu yüzden şimdiye kadar evlenememiş. Ama şuraya baktığım zaman bu büyü hafiflediği için şu an bu insanla evlenme şeyi var. Evlenirse de hayırlı olacak. Hadi bakalım tamam. İnşallah güzel şeyler olur. Burdur'a sevgiler diyelim. Şimdi yayınımızın artık sizin sonuna. Gitti, evet yoruldun ama sen de yoruldun. Biraz da tabii hiddetlendik biraz. O da olabilir. Sesim gidiyor. Hiddetlenince der ya. Kadınlara karşı çok hassasım. Tabii biliyorum. Çünkü beni de bir anne doğurdu. Tabii, beni de bir kadın doğurdu. Onların değerlerini bilelim. Onlara yalan vaatler verip onları kandırmayalım. Aynen. Efendim ben şimdi eşimle sadece
kağıt üzerinde evliyim, 3-5 sene sonra boşanacağım. O zamana kadar çocuk okulu bitirmiş olacak, çocuk büyümüş olacak. Ondan sonra o kadının parasını yiyip, o kadını yüzüstü bırakan, diğer ikinci evet. kadını yüzüstü bırakan kadınlardan olmasın kadınlarımız evet, diye bu kadar konuşuyorum. Haklara sahip çıkalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Yarın biz yine buradayız. Saat 14'ü gösterdiğinde Derya Hoca programında görüşmek üzere efendim. Yine 15'te astroloji bölümünde yine Ferdi Bey bizlerle olacaklar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.